Yeniden merhabalar arkadaşlar, Merhaba. karşınızdayız. Konsey olarak bu sefer az önce kedi için özel bir gösterim yapmıştık ama bu sefer ciddi ciddi konsey olarak karşınızdayız. Yayındayız, biliyoruz. Küçük bir duyuru da yapalım. Zaten siz şu anda burada izliyorsunuz aslında. Ama arkadaşlarınıza söyleyin. Konsey olarak şu anda Launcher'dayız. Orada görenler mutlaka gelsinler, bir selam versinler, merhaba desinler. Sizinler. Bizi tanıyalım, tanış olalım diyelim ve başlayalım yayınımıza. Bugünkü yayınımızda neler olacak? Arkadaşlar biz Lore Konseyiz. Yani Lore Konseyiz. Lore olarak Shadowlands geliştirici güncellemesi yayınıyla birlikte ortaya çıkanlar ya da işte daha sonrasında yapılan bazı röportajlardan aldığımız bilgileri derleyip toparlayıp sizlere sunmaya çalışacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu mevzular da dağınık yapıldığından aslında biraz konu dağılıyor gibi görünebilir. Yani sırayla ele alınma gibi bir durum olacak. Ancak dağılmayacağız. Onun dışında ya abi siz lore. Hayır, gameplay'de konuşacağız. Sorularınız olduğu sürece. Onun dışında biz geçtiğimiz Perşembe günü yani geliştirici güncellemesinin yayını yapıldığının hemen sonrasındaki işte bizim Eda ile Lore öğreniyor günümüzdü zaten. Dedik hazır denk geldi. Perşembe günü de sizler için oturduk. Gameplay olarak yani teknik olarak neler konuşuldu, neler konuşulmadı, neler soruldu, neler sorulmadı gibi şeyleri de yayınını yaptık. Bunun tekrarını da YouTube'dan bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi sorularınız varsa alalım. Yoksa ufak ufak konsey konularına gireceğiz. Şimdi arkadaşlar biz konsey olarak Görkem ve ben Shadowlands Developer Update yayınının sonrasında Morgan Day ile yani bu arkadaş World of Warcraft'ta Lead Game Designer diye geçiyor. Ve Encounter Designer Encounter yapıyor da. Ama Designer şey olarak geçiyor. Encounter Aynen öyle. Ve bazı yani diğer Türk içerik üreticileriyle birlikte bu arkadaşla, bu abiyle, bu insanla diyelim röportaj yapma imkanı bulduk. Daha çok röportajdan ziyade böyle söyleşi, sohbet odası tarzındaydı. Burada aklımıza gelen hem şimdi lead game designer'ı göründükten sonra tabi biraz tavırlar gameplay ağırlıklı yöneldi ama biz lore sorularımızı sormayı ihmal etmedik. Fırsatımız Olacak yakaladığı anda biraz. lore sorularımızı sorduk. Çok uzun sürmedi. Biz daha uzun olmasını isterdik, beklerdik ama zaman kısıtlaması vardı. Onu da söyleyelim. Evet. Ne yazık. Ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar arkada bazı görseller görüyor ama kameralarımız onun önüne geçiyor. Biliyorsunuz bunları Wowhead'den ulaştım. Wowhead'in Shadowlands geliştirici güncellemesi yayınının Wowhead'e yayınlanmış görselleri bunlar. Eğer detaylarını ve daha iyi kalitede görselleri görmek istiyorsanız Wowhead'de de gidebilirsiniz. Şimdi hıdır 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 anlatımı yaptıktan sonra gelelim bizler ne sorduk. Şimdi bakıyorum şöyle biraz elimizdeki toparlamaya ve İlk olarak zaten isimden dolayı ben bir de gittim oraya saf gibi Utkernez diye girdim. Icelorlax diye girmedim ismime. Ama Görkem mi uyardım abi bak Arnat diye gir falan abi işte isim soy isim kapıyorlarmış. Arnat diye girdi ve bunun şöyle bir etkisi oldu. A harfinden dolayı Görkem isim şeyinde en yukarı çıktı ve iki soru sorma hakkı oldu. Evet, yani iki soru sorabildi ve bunlardan bir tanesi çok önemliydi. Pathfinder ile alakalı yani şimdi özellikle casual oynayan arkadaşları çok derinden etkiliyor. Ben Pathfinder dedikten sonra zaten oyuna az bir şey hakim olan arkadaşlar konuyu anladı ve topu Görkem'e atıyorum. Çünkü soru onun. Size anlatsın ne sorduğunu ya da nasıl sorduğunu cevabını da kendisi takdim etsin. Murat Han da yorumlasın diyorum. Tabii Utku'nun anlattığı gibi aslında tabii Blizzard Türkiye'ye burada bir teşekkür etmemiz lazım. Kesinlikle. Bizi davet ettiler. Biz de tabii nasıl bir şey olacağını bilmiyorduk. Bu olayın noobları olarak gayet güzel bir böyle online organizasyonla işte sadece Türkiye'de değil Rusya işte galiba Arap komüniteden insanlar vardı. Bayağı yani 20 kişi geçik bir ekibe aslında topluca bir böyle event yaptılar ve biz de orada işte mini röportajlar yapma şansı oldu. İşte adama sorduk merak ettiğimizi, o da anlattı. Ben tabii ilk başta bir uçma fanı olarak, oyundaki böyle uçmanın bir fanatiği olarak dedim bu Pathfinder olayı ne olacak? Yani biraz daha erken açmak mümkün mü? Hadi sistemin değişmesi mümkün değil. O yüzden öyle bir soru sormadım ama
En azından dedim daha erken gelebilir mi? İşte gayet de güzel cevap verdi. Yani zaten bunun sistemini değiştireceklerini söyledi. İşte reputation'lar çok kısıtlayıcı oldu ve işte onunla ilgili negatif feedback aldık dedi. Yani geri dönüş olaraktan böyle herkes yani şikayetçi o reputation durumundan. O yüzden bunun sistemini değiştirmişler ve işte zaten sonradan WoW'den de açıklanan işte o duyurulardan görmüşsünüzdür. İşte Shadowlands'ta gelecek bir ilerleme sistemine bağlamışlar Pathfinder'ı ve bu açıldıkça işte Pathfinder'ın aşamaları da açılacakmış. Tabii detaylarını anlatamadı çünkü daha oyunda yok. Yani onlar da eklendikçe zaten işte duyururlar bu en son yapılan update gibi işte bizi güncellemelerle bakın böyle olacak, şöyle olacak diye anlatırlar diye bekliyoruz. İkinci sorumda da işte bu secondary statları artık böyle craftla yapabilecek duruma geldik. Onunla ilgili bir soru geldi. Onu anlattı. Ben de onun üstüne reforging'i sordum. Dedim bu ikinci statları reforging'le ayarlayabiliyorduk belli bir yüzdeye kadar. Bunu yeniden getirmeyi düşünür müsünüz? İşte onda da birebir reforging olarak getirmeyeceğiz ama lootları alma sisteminiz ve haftalık chest sistemini değiştiriyoruz dedi. Yani reforging olarak gelmiyor ama reforging'in sana sağladığı avantajları oyuna getiriyoruz. Böylece buna ihtiyacınız kalmayacak dedi. Zaten reforging'in de kataklizm zamanında oynayanlar hatırlar. Esas amacı hit ve işte diğer cap'leri o raid boss'lara vurabilmeyi sağlayacak eski cap'leri yakalamaya yardım ediyordu. Öyle bir şey olmadığı için artık öyle bir mekanikte getirmeyi düşünmüyoruz ama istediğiniz lootları, istediğiniz statları olan lootları seçme şansınız olacak dedi. İşte PvP ve işte mythic chestleri, haftalık chestleri ayrı mesela şu anda her şey için ayrıca uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ama işte bu dediklerimizi yaparak Shadowlands'te böyle seçeneklerinizi arttıracaksınız. Arasından işte sizin tam gerçek istediğinizi, ihtiyacınız olan item'ı alabileceksiniz dedi. İşte böyle bir durum var. Yarı mekanikte bir cevap vermiş oldu. Yani o işte böylece hani reforging gelmese de aynı avantaj geliyormuş. Bundan sonra yani zaten ben lore sorsam daha iyiymiş ama adam encounter designer diye böyle sorular sordum. Ama Utku doğrusunu yaptı ve çok güzel bir lore sorusu sordular beraber. Orada da pası Utku'ya atayım anlatsın. Murat'a sen ne düşünüyorsun abi şeyini söyledikleri hakkında? Pardon. Yo, ben orada şeyi açayım hani biraz. O mitik haftalık chest olayı şöyle işleyecek. Mesela 5'ten 6'ya kadar item alınabilecekmiş. Yani pardon 1'den 6'ya kadar. Ve bunu işte hafta boyunca ne kadar fazla mitik class yaparsanız, ne kadar fazla raid yaparsanız, PvP de katarsanız içine, hı hı, ne kadar fazla çeşitli şey yaparsanız fazla loot alma şansınız o kadar yükselecek ve hafta yenilendiğinde, karşınıza lootlar çıktığında istediğinizi seçebileceksiniz. Ama baktınız ki hiçbirini sevmediniz, yani artık nasıl bir şans varsa bendeki gibi, 6 loot da 6 da şey, hiçbiri olmuyor. Currency'ye çevirebilecek ama o currency'ye gidip bir vendor gibi bir şeyden item mi alınacak onu bilmiyorum henüz. O konuda bir şey dediler. Hayır. Ama onu MAV'da bir currency geliyormuş, onu verebilir bak. Open world bir currency olacakmış. Yani o da ama direkt söylemedi bu diye. Evet, ama evet, şey yani. Daha belli değil. Bir haftalık loot'u 6'da 0 çekmeyi telafi edecek bir currency lazım orada. Ama şey de düşün bak, Conquest ve Hunter da geliyor ve Hunter'ı sonsuz kasabilecekmişiz. İlk gearlama en azından daha hızlı olacak en azından. Yani o... Ve işte onun dışında Mount ve Pet de geliyor. Düşebilecekmiş Mount. Heroic Dungeon seviyesini hızlı geçeceksin, öyle düşün yani eski gibi. Hatta şey, herhangi bir Mount mu düşebilecekmiş Twitch chest'ten, ben öyle mi anladım? Onu bilmiyorum da daha zaten bir sürü Mount eklemişler, hiçbirinin nereden geleceği belli değil. Ama Tomar'la mount var yani. Yani şey durumu olabilir herhalde. Çok istediğim bir mount var atıyorum Görkem'in işte PvP'den. Weekly chest'ten geldi ama BC'si de var. Arada kal bakalım. Güzel bir seçim olur orada ona. İşte zaten çok Ion'un... şanslı mountsa normalde gelmeyen bir şeyse alınır. Çünkü Ion'un... Mount her zaman gelmez. Bu Shadowlands gameplay'inde hep vurguladığı şey var ya. Hani evet. 20 yıl sonunda akıllarına anca gelmiş gibi yani RPG seçimi yapmanın değerini anlamanızı istiyorum diye.
Onun dışında hani böyle şeyler yapıyorlar. Bu seçimleri yaptıracaklar gibi. Evet işte ona muhtemelen beta da ekleyecekler, deneriz orada. Yani son aşamada zaten herkes de şurası olmuş burası olmamış der, bir cila çekerler, son modifiyeyi yaparlar herhalde, daha düzgün bir şey olur. Ama benim anladığım kadarıyla biraz bu şey kataklizm zamanındaki currency sistemini işte daha seçenekli halde böyle şeyin Legion'ın ve Battle for Azeroth'un sistemiyle kaynaştırıp getirecekler. Böylece işte şans olayını biraz daha böyle seçeneğe bırakacaklar. Yani. Diyelim ve Utku'ya mı geçelim? Tamam. Bekliyordum sizi. Şimdi tabii Görkem sorusunu sordu. Arada da bin türlü soru geldi. Çok da güzel sorulardı. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Biz konseyde oturduk, hazırlandık bu şeye. Birçok soru çıkardık ama birçok içerik üreticisi de bizimle aynı fikirde. Ki bu gayet normal ve güzel bir şey. Çünkü bazı soruları elemiş olduk. Ve tekrar olmadı. Mesela chatte şeyi sorusu geliyor. PvP ile alakalı bir muhabbet döndü mü diye. Evet döndü. Yine Türk bir arkadaş ki ismini verdim orada. PvP statlarının tekrar geleceğini, gelip gelmeyeceğini sordu. Onlar da kibarca gelmeyeceğini ama nasıl söyleyeyim, ona uygun bir vendor tutacağını ve bu seviyenin biraz daha dengeleneceğini, ancak işte PvP yapanı PvE zorlamayacaklarını, PvE yapanı da PvP'ye zorlamayacaklarını söylediler. Ama birbirinden de ayırmayacaklarını evet. söylediler. Yani o bu noktaya da özellikle bastılar diyelim. Yani PvE ve PvP oynayan oyuncu birbirlerinden ayrılmayacak. Yani o şekilde. Bilmiyorum artık yine böyle bir esans olayı olur da işte Blood of Enemy gibi kasmak zorunda kalır mıyız, ya da işte PvP'ci adamı zorla Horrific Vision götürürler mi bilmiyorum. Henüz bununla alakalı bir şey yok. Sadece sözlü olarak söylenen şey şu: denge sağlanacak ama birbirinden de ayrılmayacak. Diyelim yavaş yavaş şeye geçelim. Yani dediğim gibi sorular geldikçe ben almaya devam ederim. Biz de arkadaşlar baktık konu çok teknik gidiyor. Bir arkadaş içeriden işte Sylvanas'ı, Illidan muhabbeti falan dedi. İşte orada biraz daha farklı şey yaptı. Ona sonra değiniriz. Cevaplar aldık. Ha dedik, lore soruluyormuş. Dedik yapıştır. Ve yayınımızın güzelliği olan Eda tarafından soru soruldu. Ben soru sorma hakkımı Eda'ya devrettim orada. Ve Morgan Day'e şu şekilde sordu. Shadowlands'te Elune'u göreceğiz mi? Elune'un gerçek doğasını ya da kendisine dair herhangi bir şey görme ihtimalimiz var mı diye direkt çatır çatır sordu. Aldığımız cevap aslında çatır çatır değildi. Biraz yüzeyseldi ama yani konuşmayı yapan arkadaş şey gelir bu ara resmi. Tyrande'yi... Görürsünüz. Evet. Tyrande ile ilgili bir cevap verdi. Tyrande'nin çok net görüneceğini, artık onun da data mininglerden çıktığı için söylemekten çok çekinmediğini varsayıyorum ve bu yüzden rahat rahat o konuda konuşabildiğini düşünüyorum. İşte Tyrande olacak, orada bir şeyler gelebilir, hani işte onunla alakalı, anlıyorsun ya, ya işte hani şey yapma falan tarzı bir cevap aldık. Şimdi arkadaşlar, normalde bu tarz insanları bunlar konuşmayı bilmeyen ya da işte bu tarz topluluklardan çekinen insanlar değil. Bu konuşamayacağı bir noktaydı. Biz öyle değerlendirdik bu durumu ve bu konuda kendimize hype yarattık. Belki de boş olabilir ama çok da ne derler, hani insanın bakışından anlarsın ya, Shadowlands'te Elune'la alakalı bir şeyin geleceğini, Elune'la alakalı bir reveal, yani bir açıklama, ortaya çıkma durumunun söz konusu olabileceğini anladığımızı söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani Görkem de oradaydı. Sen ne düşünüyorsun abi? Sence fazla mı abartıyorum ben? Yani... Yok kesinlikle gelecek. Gayet haklısın. Zaten şey, Morgan Day hani ne kadar teknik kısımla ilgili bir developer olsa da aslında konuya da hikayeye de bayağı hakim olduğunu birkaç soruda böyle ekstra açıklama yaparak gösterdi. Evet. Hatta sizin soruda da şey dedi mesela, Tyrande'nin bağlantısını dedi ve esas işte başka şey, Night Warrior'lar da var başka gezegenlerden dedi ve Elune'u başka gezegenlerde de biliyorlar. İşte bu detay mesela önemliydi. Sonra mesela bunu bizim röportajda dedi. Sonradan başka bir röportajda da demiş. Kime çıktı hatırlamıyorum da. Aynı şeyi gene orada da söylemiş. Demek ki öyle kazara kaçırdığı bir şey değil. Bunu özellikle bu detayı belirtiyorlar. Zaten şey işte Elune'la ilgili bu gizemi anladığım kadarıyla özellikle böyle tutuyorlar.
ve artık açıklanmaya çok yakın olduğu için de bunu bozmak istemiyorlar. Bana öyle geldi yani tavrı. Ve böyle şey zaten hani Taren'den hikayesinde bunu göreceksiniz dedi. İşte bunu da nasıl göreceğimizi işte şeyle açıkladı işte başka Night Warrior'lar da var diyerek aslında bununla ilgili bir altyapı olduğunda zaten yazılmış ve hazır olduğunda bence bayağı bir ima etti. Yani beklediğimden daha çok hikayeyle ilgili böyle konuştu. Hakikaten ben de o kadar beklemiyordum. Daha çok böyle yeni gelecek özellikleri falan konuşur diye bekliyordum ama güzel açıkladı yani. Evet. Şimdi şöyle yine dediğim gibi bizde çok fazla teknik konu döndü. Sorularınız geldikçe oralara tekrar detayına değiniriz. Aslında genel olarak değinilen mevzular zaten PvP, balancing, dengeleme ve işte uçmayla alakalı şeylerdi. Çünkü şöyle söyleyeyim, teknik olarak aldığımız her cevabın, yani her sorunun cevabı Covenant'lara gitti. İşte Covenant'ların içerisinde oluşacak işte o Renew'un kasma ve Covenant'ı geliştirmeyle birçok şeyi elde edeceğimizi gördük. Ve Soulbind'larla alakalı bazı sorular vardı. Onu dediğim gibi dün, Perşembe günü yayında aktardık sizlere. Soru oldukça alalım ve diğer oyun geliştiricilerinin konu başlıklarına devam edelim. Şimdi IO'nun bazı ortaya çıkardığı bir şeyler var diyelim ki bunlardan önemli şeyler var Ion'un ortaya çıkması. Evet, yani bunlardan bir tanesi Shadowlands'in son boss'unun Jailer olması. Diyorum ve Muratan'a şey yapıyorum. Muratan hani kırmızı. Hadi Muratan, tam hassas konuş. Olduğun, alınacağın, bozulacağın. Aslında 6 aydır bugünü bekliyor değil mi böyle? zaten beklediğim bir şeydi aslında hani. Çok barizdi yani, zaten son boss'u Jailer olacak diyorduk ama ben hala şunda ısrar ediyorum. Valos of Draenor gördü bu gözler. Tekrarlıyorum ki Valos of Draenor'un da son boss'u Grommash'tı güya ama onun yerine başka bir arkadaşla savaştık, hatta Grommash'ı da affettik saçma sapan bir şekilde. Bunun haricinde Görkem'in daha önce verdiği bazı örnekler var. İşte Deathwing yok. Illidan'la bitecekken Kirjaden'ın son boss'u olması aslında The Burning Crusade'de ya da Arthas'la bitmesi gerekirken o Dragon Shrine'deki boss Dragon'la bitmesi. Onun için hani son boss o diye öyle olmasına gerek yok ama biz olduğunu farz edelim. Sesim iyi geliyor değil mi bu arada? Evet, geliyor. Evet. Geliyor. Birincisi şunu öğrendik, hani bazı arkadaşlar şey diyordu Jailer için son dönemde, pek çok içerik üreticisi Jailer'ın ve Arbiter'ın vesaire böyle Titan seviyesinde, hatta Titan Keeper seviyesinde falan olduklarını iddia ediyorlardı. Çünkü bizim WoW konversinde bir niyeyse bir takıntı var, en güçlü canlılar Titanlarmış gibi bir algımız var, niye daha güçlüsü olamaz ya da ya denk güçlü ya da daha az güçlü. Bunun sıfır ama bir hikaye olduğunu tabii insanlar çok herhalde anlamıyorlar yani, dikkat etmiyorlar. Shadowlands sıfır bir hikaye yani. Ve hani demek ki bunu söyleyen arkadaşlar cidden Ion bilmiyorum. Çünkü Shadowlands'ın duyurusunda Ion, Shadowlands'ın Titanlardan çok daha eski olduğunu söyledi. Predates the Titans dedi. Aynen. Ve Ion yine röportajda şunu söyledi, Jailer'ın Titanlardan kat ve kat güçlü olduğunu söyledi. Bu yüzden hani karşılaşacağımız canlı Titan ya da Titan seviyesi, Titan Keeper falan değil ya, öyle düşünenlere bence çok şey yapmayın. Çok üstünde bir canlı Titan. Oo baby. İyice Odin modin yani. Bayağı Odin seviyesine falan düşüren arkadaşlar var çünkü yani. First One'ların Keeper'ı hani öyle düşünüyorlar ama First One'lar ayrı bir konu zaten. Jailer'la savaşacağız. Tamam. Zaten hani bu Legendary'leri galiba bir noktadan sonra komple takabileceğiz. Herhalde Jailer fight'ı için hazırlıyorlar yani. O savaşta ne olacağını bilmiyoruz. Yani boss encounter sırasında Jailer bir de bir şeyler gösterebilir. Evet. Belki görüler gösterebilir, hani sizin kaçırdığınız gerçek bu diyebilir. Aynı Nuzot'un yaptığı gibi. Nuzot fight'ında çünkü hatırlarsanız
Only I can save this world diyordu mesela. Evet. Sylvanas Ashara'nın vision'ındayken. Evet. Ve hatta ona saldırdığımızda şey diyordu. Hainler, şu ısrarınızı bırakın gibi bir şey diyordu bize. Bize hain diyordu yalnız orada. Tahminen gift'i takanlara da. O yüzden hani boss fight'ında henüz ne olacağını bilmiyoruz. Sinematiği de bilmiyoruz. Yani belki Jailer'ı cidden öldürürüz ama ben onun da başımıza ileride büyük iş açacağını düşünüyorum hata olarak. Çünkü Görkem'in bir teorisi var. Ona geldiğimizde daha detaylı konuşacağız ama Shadowlands'in kendi düzeni zaten çok sıkıntılı. Yani Jailer onu bozmaya çalışıyor. Hani şöyle bakılıyor ya komünitede işte Shadowlands'te günlük gülistanlık düzen var aslında. Her şey çok olması gerektiği bir. Jailer'ın canı sıkılmış. Bozmaya karar vermiş. O yüzden de diğer Arbiter falan onu kötü olduğu için mova atmış. Hani gerçekten Shadowlands'a nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama hani Shadowlands her bölgesinde biz animadan ibaretiz. Yani Mow Walker bile olsak biz onların gözünde anima, Shadowlands'ı besleyecek petrol veya ordularına katılacak askeriz. Ama irademizi kaybederek. Yani Bastion için de, Zantir için de, işte Maldrax için de. Evet. O yüzden özellikle yani Jailer'ın ben sarkı... Necrolordlar mıydı? Onların sistemi iyice böyle şey ya, piramit sistemi böyle üstüne çıkarak böyle ilerliyorsun falan. O tam ona uygun. Alttakileri feda ediyorsun, evet. Hiç düşünmüyorsun falan. Hatta şey yapıyorlar bakın. Necrolord tanıtımında söyledi. Öldürdüğü düşmanlarının parçalarını abomination yapıyor. Yani şöyle düşün. Sen... Şey var. Mechagon'daki gibi bir craft bölgesi yapmışlar. Evet. Orada abomination craft ediyorsun. Hani şey düşün. Adamlara karşı çıktın. Dedin ki ben işte size katılmak istemiyorum. Ben kendi işlerimi yapacağım. Diyorlar ki sen o zaman gel bir buraya. Bölüyorlar tahminen seni parçalara. Abomination yapıyorlar yani. Yani bu öyle... Hani o hikayede bir kötü varsa onun Jailer olduğunu ben düşünmüyorum. Ve hani henüz bu kadar azıcık detayla bile bunu söyleyebiliyorum. Ama kolaya kaçmak isteyenler tabii ki direkt Jailer, Big Bad Guy diyorlar. Ne? Ama şunu söyleyeyim, zamanında Sargeras da en büyük düşmandı. Nuzot da gift tutmayanlara göre çok büyük bir düşmanımız. Ne? Ama iş burada Greely'e. Motivasyona, belki biraz anti-hero konularına giriyor. Orayı belki ileride biraz daha konuşuruz ama hani Jailer'ın son boss olması çok epik bir şey. Onu kabul etmem lazım hani. Gerçekten epik bir boss fight'ı görüyoruz ama ben insanların tahmin ettiği ya da umdukları gibi gideceğini pek zannetmiyorum. Özellikle Shadowlands ilerledikçe belki 9-2, 9-3'te bizim bazı insanların da Jailer'ın motivasyonlarına dair fikirlerini değiştireceklerini düşünüyorum. Seçim vermezler bu kez diye tahmin ediyorum ama hani... Dedim ki Jailer'ın siyah bir karakter olduğunu ben düşünmüyorum. Yani biz de. Biz de öyle düşünmüyoruz. Biz de. Zaten şey değil mi hep böyle... Şimdi sizin daha öncesini ben bilmiyorum da gördüğümüz bütün hikaye... Biz her zaman kötü karakteriz. Yani gidiyoruz, birilerini öldürüyoruz, kesiyoruz. Bizi böyle motive ediyorlar. Evet, motive ediyorlar. Gidiyorlar, kestiriyorlar. Daha sonra biz ne kadar yanlış yapmışız falan. Şey, Illidan'ın evet, olduğu gibi falan. İşte Sylvanas'a yönlendirdikleri gibi daha sonra Sylvanas'ın meğersem amacı varmış falan düşünüyoruz. İşte gittik Old God'lar kötü dedik. Gittik kestik Nuzot'u. Nuzot. Gittik kestik. Sonra da öyle düşünüyoruz. O da kötü olmayacak gibi duruyor. Onun da hikayesi daha farklı gelecekmiş gibi duruyor. Bu böyle evet. Gidiyor böyle. Böyle bir süreç halinde. Ama bizi hep motive ediyorlar. Yani kötü karakter aslında biz oluyoruz bir bakıma. Değil mi? Evet. Biz onu öldürüyoruz. Böyle nasıl büyük hata yapıyoruz aslında. Kesinlikle. Hep böyle bir şey var yani. Bizi böyle kandırıyorlar. Ve Illidan'ı öldürmek için de Light God'a getiriyor. Öyle bir detay vardı. Ne oluyor? Yani aslında işte orada Titan güdümünde olmak ve hikayenin belli bir bölümünde Titan'lardan hikayeyi öğreniyor olmak ya da işte hikayeyi öğreniyor olmaktan ziyade
onlarla hareket ediyor olmaktan kaynaklanan bir durum. Çok dallandırmayalım. Aslında Murat Han çok temiz yorumladı zaten orayı. Evet biliyorum herkes Silvanas istiyor ağzı sulu bir şekilde gelmiyor şu an için. Arabosslardan biri olur mu onu da bilmiyoruz. Olacağı şey de söyleyeyim gibi de durmuyor. Yani, şu açıdan güzel. Mesela Valos of Draenor'u çok eleştirir ama şöyle çok güzel bir şey vardı. Questler sıralı olduğu için yani bölgeler sıralı olduğu için sabit ve tutarlı bir hikaye vardı ve o son ana hazırlıyordu seni. Yani her ne kadar Legion falan o görev sırasındaki özgürlük güzeldi ama Shadowlands'te bize tek net bir hikayeyi Jailer'a doğru anlatacaklar. O cidden güzel olacak. Torghast'a tırmanacağız sürekli. Bakalım ne olacak. Ben şeyi çok istiyorum görmek. Torghast. Silvanas'ı kesmenin haricinde herkes hani herkesin de orada bir kısmı var Silvanas'ı kesmek istiyor. Son boss olarak görmek istiyorum. Ben Silvanas'ın hikayesini görmek istiyorum. Artık görmek istiyorum. O geride kalan hikayeyi hiçbirimizin bilmediği, öldüğünde nereye gittiğini bilmiyoruz, neler yaşadığını bilmiyoruz. Onlar ortaya çıkacak büyük ihtimalle. Çıkacak. Çıksın artık. Atlıyorum ve Eda'yı sevindiriyorum. O zaman. Çünkü o cevaba sonra mı geçecektik? Yerinde geldi. Şu ortaya golü atayım lütfen. At. Tamam, söyle. Tamam. Steve Denuser'ın röportajında bizzat kendisi açıkladı bunu. Sylvanas'la ilgili hikayeyi hemen başında yani Shadowlands'ın başında girişte öğreneceğiz bizzat kendisinden. Ve dedi ki bu olduğunda zaten Sylvanas'a pek çok oyuncunun beklentisini biliyoruz ama bunları öğrendikleri zaman Silvanas'a başka bir gözden bakacaklar. Çoğu oyuncunun onunla ilgili fikri değişebilir dedi. Ama dedi sonra ne dedi? Şunu anladım. Yani loyalistleri kastediyor olamaz. Çünkü yüzde olarak hani Silvanas takipçisi olarak oyunda kalan ve yani Silvanas fanı olanların yüzdesi az. Çoğu yüzde Silvanas'ı kesmek istiyor. Benim anladığım o yüzden direkt bunları kastetti ve Silvanas'ı işte boss olarak görmek isteyen kitle muhtemelen bunları öğrenince aa böyle miymiş diyecek. Bir şey anladım ama ben. Bak şeyi de söyledi. O da çok önemli. Ben onu çok beğendim. Silvanas hakkında fikrini değiştirmek istemeyecek insanlar zaten değiştirmeyecek dedi. Evet. Bu şu demek. Yani isteyen istediği hater'lığı ısrarı yapabilir. Biz ne anlatmak istiyorsak onu anlatacağız. Ya ama zaten şey yok mu yani çok baktığında kimine göre sorsan işte Illidan aslında kötü bir karakter. Yani yaptıklarıyla ve gerçekleştiği kimine sorarsan Illidan hero yani he's perfect he's yani he's the savior. Yani her şeyi gören şeklinde görürüz de Illidan bigger than everybody. Everyone diye görüyoruz. Hayranı Kırım'dan daha çok Illidan'ın muhtemelen. Evet ama öyle hayranı evet. Kırım'dan çok. Ama Silvanas için öyle değil işte. Tam tersi. Çünkü ama onu yapmalarını sevdi. Silvanas'ın Illidan'ın kedinin hikayesini biliyoruz. İşte evet. Giriş gelişme sonuç olarak gördük çoğu kısmını. Son aşamasında da zaten böyle artık bir nevi bitti yani. Hani ölmedi ama. Ama Silvanas da şu anda hala olay gelişme aşamasında. Şimdi tam anahtar bilgiyi alacağız onunla ilgili. Neymiş ya olayı? Bir de şeyi baskılamışlar mesela sizin notlarınızda da var. Redemption yapmayacaklar. Yani karakteri iyileştirmeyecekler. Evet. Hani işte aslında çok iyi karaktermiş işte gözlerinden fün diye böyle sağa sola ışık tabii saçılmayacak de. Yani hani. Aslında demeyeceğiz yani. Hani o bununla ilgili aslında bizim çok güzel bir söyleşimiz de var. Görkem, Murat Han falan böyle ilk toplandığımız dönemlerde. Hani ahlaki grilik, işte gri karakterleri sevdirme olayları ve yani kötü karakter diyebileceğiniz insanların motivasyonlarının oluşunun ve bu motivasyonlarının kendilerine göre empati kurulup haklılık seviyesinin ne derece oluşabileceğini bu Silvanas'la göreceğiz gibi duruyor yani. Ama community'de çoğu insan hiç onlara kafa yormayıp Silvanas'a ya da Jailer'a kötü deyip geçmeyi tercih ediyor. Yok kötü görmüyoruz. Yani abi belki de onun doğrusu o şekilde işte gri karakter olmanın özelliği de o yani. Herkes seni sevemez yani. Zaten herkes seni sevmesin istiyorsundur. O yüzden grisindir. O yüzden politik davranıyorsundur şey yani. Illidan için Illidan'da olduğu gibi bir anlaşılma olması için Silvanas'ın da o kendini attıktan sonra olanları aynı Illidan kitabındaki detaylıca bir anlatmanın var. Bir kitap belki Shadow Rising'de o geliyor. Yok, o yok ama Akon'un
Bir spoiler yani yok ama şey diyor. Kitabı almış o Görkem. Şey dedi, okumuş. Görkem diyor. Sürekli şey diyor. Kitabın bir noktasında Silvanas'ın motivasyonunu öğreneceksiniz. Bekleyin diyor. Ya zaten kitapta, önemli olan da o bizim kitapta için. Kitapta yokmuş ama şey kitapta Major hiçbir konuyu açıklama demişler buna. Herhalde yoktur yani. Çünkü Steve Danuser oyunda bunu öğreneceksiniz dediyse kitapta şey olmuş olabilir hani. İmasını orada yapıp oyundaki o hani şeyi konuştuk ya. Intro ya. Görevinde 4 tane boş sinematik var ya. Ha evet evet. Silvanas'ın Anduin'le konuştuğu o sinematiktir. Muhtemelen bana da öyle geliyor. Bir tane beyni kazana attığı var. Sinematik var. Sonra damdan aşağı atıyor. Bir tane daha sinematik var. Şimdi hatırlayamadım. Bir de kaçış sinematiği var. Evet evet. Şimdi dakika nerede kaldı? Ve dur ben chat'e yazayım. Şey de söyleyelim hani biz de Silvanas'ın Redemption'ı istemiyorduk. Kesinlikle istemiyorduk. İstemiyoruz. Evet. Yakışmaz yani şey olmaz çünkü yani. O melekmişten çok ben şey olmasını istiyordum. Onu Silvanas tartışırken de söylemiştim. Silvanas'ı böyle çok iyi anmayalım. Ama çok kötü de anmayalım. Yani diyelim ki ya Silvanas olduğu gibi zaten olsun. Yani çok şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum bence. Silvanas öyle ve gerçekten çok da şaşırtan hareketler de yapmıyor şu anda zaten. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Sadece altındaki motivasyonu hep böyle merak ediyorduk. O ortaya evet. Çıkacak işte. Evet evet. Yani neyi niye yapıyor? Neden Warchief olmuş? Neden Jailer'a katılmış falan? Neden Tel Drasil'i yakmış? Yani evet. Bunların altyapısını öğreneceğiz. Diyelim devam edelim. Çok çok konu var. Oribos'ta evet. Adı geçen bir First Ones olayı var. Yani ilkler. İlkler. Aslında şöyle bizim bir sonraki sorularımız diyelim bunlarla alakalı olacaktı ama yetişemedik. Evet yetişemedik. Görkem de böyle alttan bizi harasıyordu. Şunu da sor falan diye. İşte keşke vaktimiz olsaydı. Mor daha... ne yapıyormuş şunu da sor sana. Yani çok fazla soru sormak istiyor. Bir de çok şeyiz böyle heyecanlıyız orada. Çok toyuz da. First One'ların Titan olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar ortaya çıkan muhabbetlerde Steve Denizer'la yapılan söyleşi de sorulmuş bu. Geçiyor. First One'larla alakalı Elund'dan da eski olduğu geyiği var bir de. Evet. Hmm. Yani Elune First One'lardan biri değil. Değil. Ama Elune da gene gezegen üstü. Yani sadece şey değil o ki bizim söyleşide de geçmişti. Yani Azeroth'a özel bir varlık değil. Kendisini Shadowlands'da tanıyacağız. Silvanas'ın Redemption konusu geçti. Konuştuk. Valeria ve Kalia ırksal olarak lider değil. Yok, o sadece o sıradaki teknik problemlerle ilgili bir şeymiş. Yani evet, hikayenin gidişatından dolayı konumları gereği. Oradalar, Kalia Forsaken yeni lideri değil. Şimdi şöyle, intro experience'da, yani Shadowlands'ı ilk geçişte Horde tarafında Kalia'yı görüyoruz. Kalia'yı Horde tarafında görünce, ki kendisi normalde bir Alliance tarafında, yani Anduin'le takılıyor biliyorsunuz Before the Storm kitabında olanları vesaire vesaire. Orada yani Shadowlands'e geçerken Horde tarafını görünce dedik ki acaba Forsaken'ların lideri mi oldu? Öyle duruyor dedik ama değil diye net cevap alınmış. Shadowlands için herkesin kendi kişisel planları var diye geçiyor. Benim fikrim zaten Lillian Voss olabilirdi eğer Kalia olmasaydı. Hala Lillian Voss olsun istiyorum. Olsun istiyorum yani. Şey bu arada yani orada Kalia ile ilgili güzel bir detay demiş. Kalia'nın kendi planları var Shadowlands ile ilgili demiş. Kendi bireysel planları var demiş. Yani Kalia aslında Silvanas'a bencil diyenler esas bencili Kalia'da görecek gibi bir ima var orada. Yani sağlam bir böyle gri karakter geliyor gibi sanki. Şimdi çok da güzel bir şey geldi. Ne işe yarayacak Kalia? Artası mı çıkaracak ortaya? Valla arkadaşlar biz neyi sorarsak soralım, nereden dürtersek dürtelim, kimi sıkıştırsak sıkıştıralım Artas yok diye ısrarla şey yapıyor evet, ama bir şey yok diyorsa oradan güzel plot twist deyip daha sonra moduna giriyoruz. Hayır ama görmeyeceksiniz şey dediler. Diye üzerine bastırarak söylediler. Evet. Görmeyeceksiniz arkadaşlar dediler.
O konuda spoiler veremeyiz ama artısı Moğol'da görebilirsiniz dedi. Hayır, sonra bizim yaptığımız... Demediler. Artaz Mov'da, yani mantıken Mov'a gitti ama işte şey, yani Mav'da kimleri göreceğinizle bizim ilgili bir spoiler şey veremeyiz, evet. Ama Artaz yok dediler. Evet, ona söyle... Yani, yoktu, yani... yani şimdi arkadaşlar ben çok çünkü şey yapacağım. Ben Artaz'ın sırf kullanılmak için kullanmasını istemiyorum. Yok sırf ya, kullanılmak için değil de neye hayır deseler bastıra çıkıyor. Ertesi gün çok çıkıyor, güzel çiçek evet. Açıyor. O yüzden bu konuyu çok fazla değişmeyelim. Bize söyleneni aktaralım biz içerik üreticileri olarak. Artaz yok dendi. Dendi. Bak Artaz, Utku Ernez Artaz yok demiyor. Şey oldu bu arada ha. Diyeceğini unutma. Yok abi. Şey, bu yeni gelecek karakterleri anlattı. İşte bakın işte eskiden tanıdığınız karakterler gelecek evet. Falan diye. Biz sanki hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi. Bakın Kaltas geliyor dedi. Ya aslında orada şey bence çok güzel bir misdirection attı. Yani Kal örneğini vererek ki bilmiyorum yani tekrar gelen bir karakter olduğu için de üzerine vurgulamış olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Uther daha ama çok ben chatten şey yazdım. Peki ya Brox dedim. Brox gelsin falan onu görmeyeceğiz mi dedim. Oraya da şey, I love Brox yazdı. Bilmiyorum ne demektir. Ama şey söyledi yani bu Shadowlands'ın içine atmayacağız böyle. Görmek istediğiniz bütün karakterler böyle patır patır gökten düşmeyecek arkadaşlar. Yok, dediler ama yani. Evet. Yani şey olmayacak. Orada hani, değil. Herkes Brox'u olmayacak. Dedi yani. Aynen öyle. Yani, o yüzden çok beklenti yapmayın. Böyle ya. Celebrity aramaya girmeyin yani Shadowlands'a. Söyleyeceğim. Ben ölüler balosu olmayacak evet, yani. Mediv'i sorarlar da Mediv'in lore bazında aslında Shadowlands'ta olmaması gerekiyor. Mediv ölmedi aslında. Ölmedi yani. Lore anlamında görmemizin imkanı yok diye düşünüyorum. Mediv'in en son Karazan'da olduğunu öyle. Biliyoruz. Hala da orada. Lore yani. Anlamında ve Legion'dan çok daha büyük bir konuları araştırmaya gittiğini bize söylemişti Karazan'ın konuları. Evet. Büyük mevzuları hatta şey Khadgar'ı da çağırdı. En son Khadgar'da o yüzden o ortada gözükmüyor diye tahmin ediliyor. Ama onunla ilgili bir bilgi yok. O da en son Karazan'a gitti ama. Diyelim Morgan Day'e geçelim abi. Hızlı gidelim. Sıkıştıralım birazcık. Gitmeyelim. İnsanlar çünkü... çok fazla soru soruyorlar. Onları sonradan mı alacağız? Bebeğim çok sorular... spesifik sorular oldu mu zaten cevaplıyoruz anında. Ha okey. Sıkıntı yok ben o konuda. Ben de chat'te şey yapmaya çalışıyorum. Yok, chat'i tamam. Takip ediyorum ya. Tamam. Pantheon of Dead, Titan'lara denk bir grup. Shadowlands'ın ilk kurucuları. Arbiter'da onlardan birisi. Morgan Day diyor bunu. Bizim de söyleşi yaptığımız developer bu arada. Başka bir röportajda dedi bunu. Ve burada şöyle bir durum var. Şimdi... Bu Dead Pantheon diye geçiyordu. Ion Hazikostas ilk başta Dead Pantheon olarak söyledi ve herkes öyle konuşmaya başladı. Ama işte birazcık değiştirerek Pantheon of Dead olarak demiş. Bunlar yani yapı olarak Titanlara denk bir grup demiş ama güç olarak değil. Ve bunlardan işte Shadowlands'in bunlar ilk yaratıcıları, kurucuları ve Arbiter de onlardan biri demiş. Ama orada bir detay vereceğim Görkem. Belalar'ın Belalar bir saat önce falan video yükledi ya Ion'un röportajında. Ion orada şey diyor. Pantheon of Dead ayrı, First Ones ayrı. Ayrı. Evet. Jailer ve Arbiter First Ones'lara dahil dedi. First Ones'a dahil değil. Onlara dahil dedi. Yok. Hayır, Jailer ve Arbiter First Ones'a dahil değil. Onlar işte Dead Pantheon'a dair. Hatta orada şey var. Intro Experience'da şey görüyor. Hani First One'lara tepki vermeyen bu kapı. İşte oyunculara yok, tepki veriyor muhabbet falan filan var. Bize işte şey yani Intro Experience'la ilgili spoiler oluyor ama en sonunda oradan Mav Walker olarak çıkabilmemiz için bir tane artifact'e gidiyoruz işte. Böyle heykel gibi bir şey var. Böyle şey düşünün, yan duran sonsuzluk sembolü 8 gibi böyle duruyor. Onu kullanarak oradan çıkacağız. Ouroboros. Yanımızdaki aynen Ouroboros sembolünün yan böyle durduğunu düşünün. Ama onu işte bizim yanımızdaki hiçbir kahraman kullanamıyor. Onlar da sağlam, onları söyleyeyim mi? Spoiler olsun mu? Söyle. Utku. Söylüyorum. O zaman Jaina, Thrall, Bane ve Anduin yanımızda.
Bunlardan hiçbiri o taşı kullanamıyor. Hiçbiriyle ilişkiye geçmiyor. Taş tepki vermiyor. Sadece bize tepki veriyor ve işte Jaina da diyor ki o zaman sen kullan bunu. Anduin de geliyor bakıyor işte hakikaten bir tek sana tepki veriyor. O zaman sen kullan biz sana zaman kazanalım diyor. O sırada işte Jailer'ın orduları gelmeye başlıyor bizi oradan uzaklaştırmak için. Jailer da şey diyor, nasıl bir ölümlüye tepki verir First evet. Ones'dan kalan bu kalıntı diyor. Şaşırıyor. O sırada biz onu kullanıyoruz ve Maw'dan çıkıyoruz. Bu Shadowlands'e giriş senaryosu. İşte Legion'daki Broken Shore senaryosu gibi düşünün. Onun en sonu böyle bitiyor. Ve First Ones lafını da ilk kez orada oyun içinde duyacağız, öğreneceğiz. Bu First Ones denen şey işte bu röportajda da zaten söylenen şey o. Yani bu First Ones ayrı bir ırk, daha üst bir ırk. Hem Titanlardan hem de Death Pantheon'dan daha eski ve işte belki de yaratımın ilk bilinçli varlıkları ya da varlığı bilmiyoruz onun daha detaylarını ama işte Belolor'un röportajında yakaladığı bir detay var. Tekil konuşuyor bununla ilgili. Yani bir gruptan Titanlar gibi bir gruptan ya da Death Pantheon gibi bir gruptan bahsetmiyor. Tam tersine böyle he ve işte böyle tekil şeyler, sıfatlar kullanıyor onu kastederken. O yüzden First Ones dese de bir First One olabilir ya da oradan bir işte tek bir varlığı kastediyor olabilir. Bunu işte şeyde öğrenecekmişiz. Shadowlands'da content patch'ler geldikçe hem Shadowlands'in başka bölgeleri açılacakmış hem de bu hikayenin derinlemesine işte detaylarını bizzat ilk elden öğrenecekmiş. Böyle de bir durum. Ben bu arada Ion'un cevabını tekrar bak. Belediye verdi. İşte Archon, Winter Queen, Primordius, Pantheon of Death'e dair ve Order'ın altındaki Titanlara denk dedi. Order'ın altındaki Titanlar, Death'in altındaki Titanlar ama dedi ki sonra Arbiter'la Jailer bu şemada ne olarak sınıflandırılabilir onu göreceğiz dedi. Yani işte onlar bir nevi şey işte Sargeras gibi mi yoksa işte o grubun da aslında hala üyesi de onlarla beraber mi çalışıyor falan o kısmı daha bilmiyoruz işte. Çünkü şey ben, diyor tekrar. Onu da bilmiyoruz yani. Çünkü şeyi biliyoruz yani tekrar söyleyelim. Jailer'ın gücünün Titanlardan kat be kat olduğunu Ion kendi söyledi. Titan evet, plus evet. Plus evet. Hatta o ilk yüzden... Death Pantheon'dan bahsettiğinde söyledi bunu. Eğer Death Pantheon öyleyse o zaman Titanlara zaten denk değil. Yani şey olarak kavram olarak denk ama güç seviyesi olarak kesinlikle aynı değil. Evet. Çok aslında buradan buradan sonra bir tane daha röportaj notu almışım ben ama buradan şeye geçebiliriz. Şimdi Death Pantheon'da derken ben bununla ilgili bir fikir attım ortaya. Yani böyle spekülasyon kısmına burada giriyoruz aslında. Şimdi Death Pantheon şeyle karıştırılıyor. Ben ona bir cevap olarak vermiştim. İşte Facebook sayfamda biri sormuş. Legion'da Dark Pantheon diyorlardı. O mu diye sormuşlar. Dark Pantheon değil bu. Dark Pantheon Sargeras'ın bildiğimiz işte Pantheon of Order'ı yani Arcane'den gelen Titanları Fel ile dönüştürüp yeniden kurmaya çalıştığı Pantheon'du. Yani Fel Pantheon gibi bir şey olacaktı. Legion'ın Pantheon'u olacaktı. Evet. Ama işte biz onu engelledik. Death Pantheon ise tamamen Shadowlands ile ilgili ve bizim gerçekliğimizle bağlantısı olmayan üst evrende bir varlıkların bulunduğu bir grup. İşte Ion'un bahsettiği de bu. Şimdi böyle düşünürsek zaten Titanlar işte Arcane bölümümüzü izlerseniz orada daha detaylı anlattık. Zaten Arcane'in vücuda gelmiş hali Titanlar ve Arcane enerjiden oluşma yaratıklar. Bunun işte vücuda gelip bilinç kazanmış halinden Titanlar oluşuyor. Eğer bu mantıktaysa ve Ion'un dediği gibi ise yani Titanlara denk bir yapıları var ise o zaman Death Pantheon'u oluşturan yaratıklar animadan geliyor. Yani animanın yani ölümlülerin ruh enerjisinin vücuda gelmesiyle oluşmuş bilinçler bunlar. Yani böyleyse eğer o zaman çok korkunç bir gerçeklik var önümüzde. Evet. Çünkü yani ölümlülerin ruh enerjisinin vücuda getirdiği yaratıklar
ise bunlar yani Titanlara denk bir şekilde. 1 milyon ölümlü ayrılması boşa gitti. Yani evet, bunlar aşırı güçlü yaratıklar ve yani tahmin edemeyeceğimiz kadar da nasıl diyeyim, erişim güçleri var bütün evet. gezegenlere, gerçekliklere. Yani o yüzden böyle bir ihtimal doğuyor eğer Ion'un dediği gibi ise yapı. Bence de öyle gözüküyor çünkü animanın üstünde o kadar çok duruyorlar ki anima mekaniğini böyle bize anlatmak için her şeyi, oyundaki detayları da kullanıyorlar, hikaye içinde de kullanıyorlar ve bütün Shadowlands'in böyle genel hikayesi anima üstüne kurulu. Ya o yüzden de büyük ihtimalle böyle bir şey gelecek gibi geliyor bana. Hatta orada şey geyiği de dönmüş işte, Denatrius Winter Queen'in işte bölge, hani alan, düzlem yaratma gücü olması. Ha, evet, ki evet. biz de çok sormak istiyorduk. Yani iyi ki sormuşlar. Ion'da Shadowlands'in Titan'lardan bile çok daha eski olduğunu vurgulamış. O zaman Denken... Evet, evet. Peki o zaman şeyi de düşünmek lazım. Yes. Ben şeyi şimdi... Memnun oldum. Denatrius'un Naturism olduğunu ihtimali çok istiyorsun. Hadi konuştuk ama... şimdi bu eleman Titanlardan çok daha eski ve çok daha güçlü ise... Ya ilk Naturism olup önce Revendereth'i ardından Naturism'i yarattı ve Naturism'i ya da farklı bir canlı, ama ben şu an bu ihtimali daha mantıklı görüyorum. İlk Naturism'in ilk üyesi kendi yansımasını yaratmak için belki de Naturism'i yarattı. Çünkü bütün Revendereth'i kendi İstediği gibi yarattığını biliyoruz. Sire Denatrius'un. Winter Queen Ardenweald'ı yaratabilmiş. Bu durumda o zaman Archon'da Bastion'ı, tamam. Primordius'ta Maldrak'ı yaratmıştı. Şimdi Shadowlands'da bölge yaratabilecek, hatta ırk yaratabilecek kadar güçlü. Ve Titanlardan daha eskiler yani. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü fiziksel evrende ırk yaratmakla bence Shadowlands'ı yaratmak aynı şey değil. Tabii tabii. Yani alt evren yaratabiliyor. Öyle düşün yani. Şey de var gerçi şimdi Emerald Dream'i yaratma gibi bizim Azeroth üstündeki minyatür küçük evrenler var. Hani Elemental Plane'ler falan filan, ama aynı şey değil. Shadowlands çünkü şu yüzden farklı. Bütün gezegenlerden, bütün gerçekliklerden ölen ölümlülerin geldiği bir yerde bir düzlem yaratıyorlar. Yani bir üst evren yaratabiliyor. O kadar güçlü. İşte o yüzden belli bir seviye farkı var yani ciddi anlamda. Ya şey... Ve... Pardon. Hı-hı. Yok. Sor. Ya o sorsun, o söylesin. Bitirsin konuşsun. Şey diyecektim. Sargeras veya Kırcıydın bu konuda ne kadar biliyor? İşte zaten şey şimdi sen dedin ya işte Dreadlord'ların sonuçta bir bağlantısı varsa bu şekilde ve zaten... Çok bariz var. Tabii yani bariz var. Zaten fiziksel bağlantı da var. Direkt Chronicle'da okuyoruz. İşte Frostmourne ve Helm of Domination'ı Dreadlord'lar craft ediyor diye yazıyor böyle net evet. bir şekilde. Ve Shadowlands'te yapıyorlar bunu diye. İşte zaten bunu sonradan da öğreneceğiz. Shadowlands'teki Legendary'lerimizi bu Frostmourne'la Helm of Domination'ın ilk yapıldığı yerde yapacağız biz de. Evet abi. Runecarver diye bir tanım yapacağız. Daha ortaya çıkmadı hikayesi ama işte ilk görüntüsünü gördük. Yani hikayesi de ortaya çıktıkça bu bağlantıyı ve işte Dreadlord'larla ve Legion'la o ara bağlantısını muhtemelen öğreneceğiz gibi geliyor bana. Zaten işte Kil'jaeden'ın da bu Dreadlord'ları direkt kumandan yapmasının sebebi de bu olabilir. Yani bu kadar güçlü bir ırk, bu kadar böyle kökü işte üst evrenlere bağlı bir ırk elinin altında olursa tabii ki yani bu evreni işgal etmek için ilk başta onları kullanırsın. Bence de o yüzden yani hem Shadowlands'in gücünden faydalanmak için hem de işte bu ırkı kullanmak için zaten bir sebebi bağlantı kurmuşlardı illa. Hani Jailer'la yani, müttefik midir onu bilmiyoruz ama illaki Shadowlands'te bir bağlantıları var yani. Orası net. Şeyi düşünelim bir de şimdi. Hı-hı. Çok büyük spoiler da vermeyelim. Tamam, bu hikaye sonu spoiler çünkü. Şimdi Helm'in Jailer'a artık ait olduğuna emin gibiyiz.
asıl gerçek sahibinin Helm Jader olduğunda. Ha, evet. Şimdi insanlar da şey diyor işte, aa o zaman işte kesin Dreadnought'lar bunu çalmıştır Jader'e. Heh, oraya ben geldin de, güzel oldu. İyi. Chronicles'ta şu an alamıyorum buradan ama şu Chronicles'ın içinde kocaman bir paragrafta yazıyor ki Dreadnought'ların eli bu Frostmourne'la Helm'e değdi. Evet, Kraft evet yazıyor. Hatta kendilerini bundan izole edecek kadar da bu şekilde yapmışlar. Evet. Yani çaldılarsa bunu yapamazlar. Yani evet. Öyle... O zaman kırıp tekrar mı yaptılar parçalarını? Hayır. Yok, bu durumda hani amacına göre kraft etmişler yani. Evet. Peki yani çalınan çaldı ne? Bu durumda benim müttefiklik düşüneceğim. Şeyimiz karıştı ya. O zaman ben araya gireyim ve söyleyeyim abi. Jailer'dan çalmış diyorlar. Evet. Aynen öyle. Nasıl oluyor o zaman? Jailer'ın diyorlar ya. Jailer'ın diyorlar. Çalmış diyorlar. Nasıl oluyor iş? Şimdi Jailer'ın çaldıysa var ya. Dur. Jailer'ın çaldı o zaman. Bence. Niye ikiniz aynı anda giriyorsunuz? Murat Hasan konuş. Yani çok bariz olan ihtimal bence artık. İnsanları kabul etmek istemese bile Sargeras'a da Nathiazm aracılığıyla yani bir bağlantısı var Sargeras çok büyük ihtimalle. Jailer'daki böyle bir belki de şöyle bir şey yaptılar. Şimdi Denatrius arkadaşlar, Denatrius Jailer'ın tarafında. Tamam. Bunu biliyoruz. Yani spoiler yayını. Sire Denatrius Jailer'ın tarafında. Bunlar açık ama ya. Bunları bence dakika, söyleyebilirim. Şimdi, tabii canım o kadar alfada her şeyi söyledik abi çatır çutur. Bizim tek, gördüğümüz Helm of Definition. Bir dakika. Bizim gördüğümüz Helm of Domination bu arada. Definition değil. Açıklama oluyor. Domination. Craft mı? Yoksa çalıntı mı? Şimdi soru. Craft. Chronicles'ta abi. Chronicles'ta çok affedersiniz. Eşek kadar craft yazıyor. Tamam. O zaman Jailer'dan çaldığımız şey ne? Ne? Jailer'dan çaldığımız şey ne peki? Bebeğim çok Jailer'dan fazla hareket ettiğin için mikrofona konuşmayın. Şey ya çalıyor. Öyle bir iddia var. Bir dakika bir toparlayayım. Aşkım önce bir sakin ol. Tamam mı? Bir, mikrofona konuşmazsan insanlar seni duyamaz. Mikrofona tamam konuşuyorum. Tamam mı? Çöp atmaya falan kalkmana gerek yok yayın esnasında. Rahat ol. Bir, öncelikle zaten en başta bir craft edilmesi lazım değil mi ortaya çıkması evet için? Chronicles'ta bize söylenen şey zaten şu. Nathrezimler tamam, craft etti falan filan. Evet, şimdi Nathrezimler craft mı etti, başka birinden mi aldı getirdi? Orası söylenmiyor net bir şekilde zaten Chronicles'la. Sadece Nathrezim aracılığıyla ellerine ulaştığını biliyoruz o konunun. Ha, Shadowlands'ta ne oldusu bittisi şu. Bu ara herhangi bir developer tarafından onanmış ya da söylenmiş bir durum yok. Sadece bu bir teori. Çünkü Jailer'ın üzerindeki zırha çok uygun göründüğü için insanlar tamam, bunun Jailer'ın aslında olduğunu ve ölü yönetmekte onun işi olduğundan dolayı ondan çalınmış olma ihtimalinin olabileceğini teorilendiriliyor. Okay. Çok saçma değil ama çok olası da değil görünüyor şu anda. Tamam. İşte bizim buna karşı söylediklerimiz şunlar. Bir kere tahminen Helm Jailer'ın, çünkü Bolvar da şey diyor işte. Helm'in içinde benden çok daha karanlık bir güçlü bir canlının olduğunu hissediyorum diyor. Yani Helm'i taktığında Jailer'ı hissetmiş. Ki Jailer'ın üzerindeki Reddit'te zaten post vardı işte. Üzerindeki dinlerden Helm'e bağlı. Da şey diyordum ben. Eda böldü. Frostmourne'un ürünleri var Jailer'ın üstünde. Evet, evet. Denatrius. Eğer ilk Nathrezm ise bu kadar kadim bir canlıysa Nathrezm yaratmış olabilir, ardından da Jailer'la ortak olduğu belli bu tarihten itibaren. Demiştir ki kendi ırkına, Rune Carver'la beraber şunu bir yapın. Ve size zarar vermeyecek şekilde de bir işte enchantment koyun içine diye. Şimdi bu hiç mantıksız değil ama tabii insanlar... Yok ben bir şey söylemeyeceğim. Tamam devam. Çok söyledim. Söyle yani, abi. Spoiler yok. Spoiler yok. Ne yani insanlar yok, kolaya kaçmayı seviyor bence teorik olarak. Çünkü çaldılar bitti ama çalmamış olabileceğine dair satır aralarında o kadar fazla detay var ki. Yani büyük ya bir içerik özgüye bile çok silahı yani dövüldüğü yerde yani. Dövüldüğü yerden sorumlu olan abiyle tanışacağız zaten. Bir de onu dövdüreceğiz. Medindiri yapacak bizi. Bize onu dövdüreceğiz sonra. İmalı laflar bunlar. Evet. Bana mı laf sokuyorsun?
Yani, yani evet, Chronicles orada Legendary hala yapacağız. Büyük kısmı kanon arkadaşlar, onu da söyleyelim yani. Tanrı almış olmasına rağmen. Yok. Büyük kısmı değil. Ve yani orada Chronicles yazan paragrafı 2 yıl sonra retconlamazlar. Retconlar. Yok. Aynen. Altını doldururlar ancak. Evet. Yani. I want it. Diyelim. Frostmourne'a kendileri için açıklıyor. Aslında bu konuya girdik detaylı. Hatta Yiğit de dedi Frostmourne'a Jailer'ın üzerindeki rünler çakışıyor. Yani diyorum. Evet. Çok ben uzatmıyorum. Ben de dedim. Yani işte o da Mav'dan çıkma, o da Mav'dan çıkma diyelim. Çok yani böyle detayına girilmiş bir mevzu da yok orada. Hani sorulmamış da. Sağda solda data mine'ların altından da çıkan bir mevzu da yok. Az önce söylediğim gibi işte Helm of Damnation'ın Jailer'ın olma ihtimalini gibi teorilendiriliyor, yorumlandırılıyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi biz biraz daha önümüzdeki lokmaları bir bitirelim. Sonra uçuk teorilere gideriz vaktimiz kalırsa. Bir röportajda Light ile Void'in Maldraxxus üzerinden Shadowlands'ın askeri gücüne zarar vermeye çalıştığı doğrulandı. Evet. Evet. Bu yani kozmik savaş diyorduk biz buna. Hem Light'ın hem de Void'in kapışması var. Biz buna kozmik savaş diyorduk. Yani şöyle kozmik savaş diyorduk. İşte bu lore konseyi olarak kozmik haritayı ele aldığımızda kozmik güçleri tek tek irdeledik ve bunlarla ilgili yayın yaptık. Adı artık her şey işte bununla ilgili ne muhabbet dönse kozmik diyoruz. İşte Light'la işte Void'in arasındaki savaş kozmik muhabbetler falan filan. Revendreth'te net bir şekilde kozmik savaşın etkisini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Etraf harabe olmuş bir şekilde ve Light'ın yaktığı böyle Light Scourged araya diye geçen bir mevzu var. Bu ara Bastion'da görev yaparken de Void'in kalıntıları, Void saldırılarını görebiliyordunuz. Yine Ardenwild keza öyle. Ardenwild'da Emerald Nightmare Corruption'ı var İsera sebebiyle. Ve Maldraxxus'ta da işte Primus'un... Light... Evet. Söyle abi, söyle sen de. Light ile Void'in savaşı var ve hani bu şey demek yani cidden... Aslında Shadowlands çok büyük bir güç kaynağı animalar yüzünden. Light ile Void ona sahip olmaya çalışıyorlar. Oradaki o... Ona petrol diyelim bence yani daha rahat anlaşılması için. Oradaki petrolü elde etmek için. Ya bir işte o petrolden oluşmuş güçler de herkesin gözü önünde. Yani az önce söyledik ya işte Denatrius'un, Primus'un işte yani o Covenant liderlerinin oluşumu animalara dayandığı için ve adamlar düzlem yaratabiliyor yani en nihayetinde. Bu gücün peşine düşüyor tabii bütün kozmik güçler. Ve şey diyecektim. Ardenwild konusu var şu yüzden. Artık Shadowlands'ı topluca konuşuyoruz ya. Anladığım kadarıyla Ardenwild'da corruption sokma çok kolay. Ardenwild yönleriyle, Ardenwild vasıtasıyla. Corruption olmayacak. Corruption'lar olmayacak canım. Hayır. Yok şey yani... Old God Corruption. Old God Corruption eyvallah. Zaten gezegenimsi bir şey de yok orada. Evet. Çünkü şey yüzünden doğa ruhları direkt gidiyor ya oraya Arbiter'a gözükmeden. Hı-hı. Bu şey demek Shadowlands'ın güvenlik sistemini ufacık bir Corruption'da geçebilirsin demek ve... Yani Nuzot ya da yok Saron bunu Ysera aracılığıyla geçiyor. Çünkü Ysera oraya... Emerald Nightmare Corruption'ı gönderiyor. Hı hı. Yani kendisiyle beraber. Hı hı. Ve Dettin düzenindeki kırılmanın da Ysera'nın ölümünden sonra olduğunu artık biliyoruz. Yani şöyle bir zaman aralığında Teldrassil'in yanmasıyla Ysera'nın ölümü arasındaki süreçte bir yerde bozuluyor. Ölümün makinesi. Çünkü Ysera ve onunla gelenler anima kıtlığından önceki son ekipmiş. Hı, evet. Oradan sonra başlamış. Bu şu demek olabilir. Kimi? Akaon'un teorisi. Ysera aracılığıyla Yok Saron Corruption'ı Emerald Nightmare Dream'den Ardenwild'a, oradan da Oribos'a ve Arbiter'a yollamış olabilir yani. Makineyi bozmuş olabilir dedi. Çünkü şey, Arbiter'ın hani şey diyordu, Machine of Death, ölüm mekanizması bozuldu derler ya. Sen virüsü gibi girmiş yoksa onu öyleyse. Evet. Yapabilir de yani. Yani. Ya ve... Akolon diyordu değil mi sanırım? Çok özür dilerim araya giriyorum ama hatta şey evet. Muhabbeti geçiyordu. İşte Elo'nun
bilerek ağaçlara tutundurup o anima gücünden, aslında onların Shadowlands'e geçmemiş anima gücünü kendi için kullanabiliyor olma ihtimali, evet, korkutucu değil mi? Ve bu Elune'u gerçekten bencil bir, evet, karakter yapmaz mı? Ve işte bencil Dark... Bencil bir tarla. He? Çok bencil ve güçlü bir, evet, tarla. Yani ve işte Tirande'ye sırf o muhabbetler yüzünden işte o gücü bahşetmiş olamaz mı? Yani öncesinde bahşedemiyor muydu durdurması için falan gibi. Çünkü yani şey, Night Elf'lerin ölüyor olması, evet, da onun işine geliyordu çünkü. Elune'un işine geliyordu gibi, evet, bir hani, şey söyledi. Elune şey demiş olabilir hani. Burada ölenlerin tamamı MOV'a gitti yani. Benim uzağıma gitti. Ben bunlardan bir intikam alayım diye. O saatten sonra Trendy'ye güçlendirmeye karar vermiş olabilir. Çünkü şu var. Yaşayan da Elune'a yarıyor ama ölen de Elune'a yarıyor. Evet. Yani yaşayanlar tapıyor. Ölenlerden de güç kazandı artık çok bariz. Evet. Yani Elune'un bir... Çünkü hiç müdahale etmiyor Teldrassil olayına. Ölüm tanrıçası olduğu artık çok bariz. Ama Winter Queen midir yoksa... Benim düşünceme göre First Man'dan... Ya bu ara bak konuyla ilgili şey de geldi. Konuyla ilgili bir yorum da geldi. Ysera'nın anima kıtlığından önceki son ekip olduğuna inanmıyorum. Sonuçta sinematikte Elune'un Ysera'yı aldığını gördük. İşte bununla ilgili bir teori ama konuşuyoruz şu an. Ama o questline'da geçen bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Rockfest'te geçiyor. Arden Wild'da oynarken siz Ysera olacaksınız. Orada biraz daha net göreceksiniz bazı şeyleri. O zaman da ölüm mekanizması bozuk olsa bile Elune'un kendi gücüyle Ysera'yı Arden Wild'da götürmüş olma ihtimali var. Görmüyoruz Ysera'yı orada. Hayır. Arkadaş bir araştırsın, Broadcast'te Arden Wild'a girdiğim anda diyor ki Ysera'dan sonra gelen ilk ekipsiniz diyor. Evet. Yani anima kıtlığı orada başlıyor demek. Ysera'dan sonra geçiş yok. Şöyle bir şey ama işte Dream aracılığıyla gelmiş olabilir. Dream'e gittiğini görmüyoruz ama onun nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yani Elune mu koydu oraya yoksa Winter Queen mi çekti? Yani biz Elune'un şu ana kadar işte hala dediğim gibi o da bir teori. Ruhları... Bak, ama Steve Danuzer'ın dediği şey o işte. O Tyrande'nin hikayesinde direkt onu öğrenecekmişiz zaten. Çünkü farklı şeyler var. Başka Night Warrior'lar da var. Yani bunu sadece Tyrande'de de yok. Yani başka gezegenlerde de Elune'u biliyorlar. Elune'un işte başka gezegenlerden gelen ölümler tarafından da bilinmesi zaten... ayrı bir olay yani. Oradan zaten onu öğreneceğiz çok büyük ihtimalle. O zaten Ysera ile ilgili mevzuya da bağlanacak gibi geliyor bana. Çünkü o zaten şey, Ardenvale'ın en sonunu göremiyoruz ya, en sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, patlıyor. Zaten, aynen, hem patlıyor hem de oradan sonra bir tane sinematik var. Şey, encoded bile değil. Cool cutscene diyor şu anda. Cool cutscene diyor değil mi? Evet. Şimdi burada işte cool bir cutscene olacak falan yazıyor. Bitiyor orası. Ki zaten şeyde alfada oraya gelemiyorsun. Oyun orada işte şey hala düzeltmemişler. Kırılıyor orada. Devam edemiyorsun. Belki son build'de düzeltmişlerdir de gene de hala şey yok. Sinematik yok yani. O zaten düşse anında WoW'da spamlarlar zaten de. Onu göremedik henüz. Ysera üzerinden çıkarsak aslında benim düşüncem şu: Elune'un herhangi bir varlığı Arbiter'dan bağımsız olarak Shadowlands'in herhangi bir bölgesine götürme gücü var mı? İşte ısrarla sorduk, ısrarla cevap alamadık. Yani buna biraz şey yaptılar. Yani o şey de olabilir. Elune Emerald Dream'e geçirmiş olabilir. Oradan da Arbiter'a geçiyor. Çünkü şey bağlantısı var çok bariz. Elune alıyor yanına ama biz daha sonra Ysera'nın kalıntısını diyelim Zeus fight'ında bize yardım ederken görüyoruz. Evet. Ardından da geçtiğimiz yerde Ysera'nın yine bir, yani illüzyonlu diyelim, o Void Remnant'a doğru yürüyüp, evet, ileri geri yürürken görüyoruz. Bizi onunla ilgili uyaran da Elune ama şey Ysera'ydı. Yani o yüzden şöyle bir şey de olabilir. Şimdi ölen ejderhalar, yani başka ejderha görmüyoruz orada. Sadece Ysera var. Ölen ejderhaların hepsi oraya gidiyorsa hepsini görmemiz lazım. Neden sadece Ysera gidiyor? Yani doğa canlısı oldu işte herhalde. Yani direkt Dream'e bağlantısı yüzünden gidiyorsa o zaman onun ayrıcalığı ne? Niye diğer ejderha gidiyor değil mi? Yani niye farkı ne oradaki yani? Orada özel yani bir... Niye Life Shadowlands'ın ortasında VIP bir bölge kiralamışken?
Yani değil mi? Ve işte Winter Queen eğer Ardenweald'ı yarattıysa onun da bu olayla ilgili bir bağlantısı kesin var. Çünkü ona özel orada Elun Yisera'yı buraya getirsin diye bir yer yaratmış yani. O zaman o demek ve oluyor. Hani Ardenweald'da şöyle çok sıkıntılı bir şey var. Bölgenin anima kıtlığından yok olmaması için rastgele ruh seçip enerjisini kendilerine katıyorlar. Yok ediyorlar ruhu tamamen. Evet, animayı yok ediyorlar. Kurban ediyorlar bazı ruhları. Yani umarım oradan Urso falan denk gelmemiştir diyeceğiz artık yani. Yani yok olmamıştır da çünkü genelde şey gibi işte vahşi hayvan seviyesinde yaratıkları önce seçiyorlar gibi gözüküyor. Ama işte ilginç olan da şu, hepsinin bir bilinci var orada. Evet. Yani hepsiyle konuşabiliyoruz. Normalde Azeroth'ta konuşamadığımız böyle hayvanların orada ruhlarını görünce işte sincap olsun, geyik olsun hepsi konuşuyor. Sana görev veriyorlar falan böyle. Ondan Allah sonra sincaptan mı? Sincaptan görev mi? Sincaptan görev alıyorsun evet. Evet. Tamam, Eda çok sever okuyor. Eda'ya gel, gördüm ben gösterdim onları zaten şey yapıyor işte bunları pet olarak alacağız mı? Bunlar mount olacak mı? Hani şey yok yani lan diyorum bir şey anlatıyor burada. Bak diyorum bak böyle olmuş burada diyorum. Yanı i̇şte draslar falan gelmiş diyor. Yok diyor o tilki ben de tilkiye dönüşebileceğim mi falan. Falan abi. Şey bu arada bir arkadaş sormuş onu çabuk cevaplayalım. Bu Wolfgang'lara ruhu var mı? Ölünce şey olarak da gidiyorlar demiş de. Özleri var ve ölünce Void'a gittiklerini bir konuda doğruladılar. Yani onların da Void'de kendi yeniden doğma bölgeleri var. Evet. Ama ruh değil. Yani öz. Essence olarak. Şöyle düşün işte Demon'lar ölünce Twisting Nether'a gidiyordu. Hı-hı. İşte gidiyorlardı hala ama aynı hızla geri gelemiyorlar. Evet. Old God'lar da ölünce Void'e gidiyorlar ve Void'den geri geliyorlar. Yani bizim fiziksel olarak öldüğünü gördüğümüz zaten yani bir Old God yok aslında. Çünkü Yaşar Ağacı bir tek ölmüş olarak biliyoruz. Onu da işte Amantul fiziksel olarak söktüğü için öldü diye biliyoruz. Ama onun bile hala bilincinin Azeroth'ta olduğuna dair işaretler var. İşte evet. Yedi gözlü keçi miydi? Öyle bir şey, bir gönderme evet. Var şeyde. Puzzle Box of Yaxaron'da. Yedi gözlü kara keçi. Aynen. İşte direkt Puzzle Box of Yaxaron'da böyle bir laf geçiyor. Eğer ki öldüyse neden bunu diyor Yaxaron hala? Demek ki bir etkisi ya da işte bir şeyi var. Belki sadece işte Heart of Pandaria'yı kastediyordu. Onu bilemiyoruz ama sanki Zalatat'ın söylediğine göre hala hepsi yaşıyor gibi konuşuyor. Yani, şimdi ortak konusuna girersek ayrı bir yayıncısı olur da. Ha? Hemen şeyi söyleyelim hani Eşarj hakkında bir tane Island Expedition görevi var. Onu da benim güncel yazılarımdan birinde okuyabilirsiniz deyip şeye devam edelim bence. Şeyi gördüm hani Görkem dedi ya bu Shadowlands'daki bu Covenant patronları animadan oluşmuş olabilir diye. E şimdi daha da rahatsız edici bazı şeyler var. Oribos'ta bir ruh akıntısı var. Evet. Oribos'un ortasında ve Arbiter'ın kararına kalmış bir durum var. O da şu. Arbiter'ın önüne gelen ruhu Shadowlands'ın düzeninin içine yollama hakkı var ama İsterse de o akıntının içine o ruhu yollama ve tahminen yok etme şansı var. Evet. Ve The Maw'da intro görevinde görüyoruz The River of Souls diye ayrıca bir nehir var. Evet. Çok güzel ve Pyromancer'ın söylediğine göre de bu işte Yunan mitolojisindeki yeraltı dünyasındaki ruh akıntısı ve Bekçisi de Hades. Hades evet. Bu durumda da Helya. Öyle mi düşünüyorsun? Aa ona mı benzetti? Aa onu bilmiyordum ben. Evet. Aa çok yani güzel. Yani ama teorik. Hades'e ve çok, Hades'e aşığım, çok severim. Bu durumda da evet. River of Souls nereye akıyor? Acaba Oribos'a mı? Oribos'tan mı alıyor acaba o ruhları? Oribos'tan geliyor diyorlar. Yani Mova gidecek ruhları mı acaba oraya atıyor? Mova atıyor deli diyorlar ya çünkü. Ha yani Arbiter'ın normalde yollaması gereken ruhlar oradan hepsi Mav'a geliyormuş işte. Oribos'tan direkt
Hiçbiri yani judge edilmeden evet. Arbiter tarafından evet. Hepsi aynen mava akıyor. Yani o aslında o akıntı ve... mava gidiyor bizim gördüğümüz nehirdeki evet. Akıntı. Ha? Ve Görkem Alfa'da o River of Souls'un içini gördü, çok ürkütücü. Evet, hatta Tral falan da diyor yani dayanamıyorum seslere falan diye. Evet. Ve sürekli eziyet çeken ruhlar falan. Daha voiceover koymamışlar, seslendirme yok ama işte hepsinden konuşma balonu çıkıyor oradan. Evet ya. Where am I? Orada yani oyun live olduğu zaman bayağı etkileyici bir yer oldu. Evet. Dur bir soru I geldi. I want my mommy and daddy falan diyor. Benim de sorum var bu arada. Tamam. Selamlar herkese. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Jailer ölüm dünyanızın ruhu için geliyor. Evet, Azeroth'un ruhu için karşılıyor. Evet. Azeroth'un Titan ruhu için. Burada başka bir düşmandan bahsetmiş olabilir mi? Gayet makul olabilir. O düşmandan önce Azeroth'a kendi ulaşmaya çalışıyor olabilir mi? Şöyle biz intro experience'da yaptığımız şeylerde, nasıl söyleyeyim, görevlerde özellikle yanımızdaki yancılar hani şeyi söylüyor, yani bizi öldürmüyor Jailer. Test ediyor, bunun farkında mısınız diye bir muhabbet dönüyor. Yani Jailer'ın direkt olarak amacının bizi öldürmek olmadığını biliyoruz. Yani kendi tarafına çekmeye çalışıyor olabilir. Çünkü şu anda kozmik chart'ı da biz çokça paylaştık bu önceki konseylerde. Azeroth ortasında bulunuyor. Aslında gerçeklik olarak duruyor ama bizler oyuncular olduğumuz için... özür dilerim. Kahramanlar olduğumuz için gerçekliğin ta kendisiyiz. O yüzden herkes Azeroth'un ruhunu kendi tarafına çekmeye çalışıyor olabilir tabii ki. Bu da gayet de makul çünkü en nihayetinde bir Titan, Arcane Titan'lar Arcane tarafına çekmeye çalışıyor. Sargeras'ın zaten saplantılı bir şekilde kendi tarafında istediğini biliyoruz. Hatta aşk derecesinde sevdiğini biliyoruz. Jailer'ın da neden böyle bir arzuyla ya da istekle kendi tarafına çekmeyeceğini düşünmeyelim. Sonuçta Azeroth'un çok... Orada şey diyor yalnız, unutma. Bak yani Azeroth dışında bir şey de kastediyor olabilir. Öyle yani. Çok güzel abi, ben de beğendim. Belki evet. Böyle bir şey diyor olabilir diyor gibi anladım. Hani şöyle hani ölüm ruhu... Cümlenin gidişatında sanki şey der gibi. Hayır, direkt yani... kendi tehdit eder gibi. Evet evet, aslında ben size hani bir şey geliyor ama it's not me. Something else. Ha, ben de öyle anladım. Yani aslında buradaki ana anladım. Düşman işte Jailer değil. Aga bak başka bir şey var. Void'den böyle diye bir şey çıkacak. Bak Azeroth'u yiyecek. Bak ben kurtarmaya çalışıyorum aga. Oğlum dur, ne yapıyorsunuz? Vurma falan tarzı bir şey olabilir. Şey de geliyor olabilir tabii ki. Yapmışlığımız var bunu. Yani. Bu kadar büyük canlıların derdi şu ya. Bize şimdi gelip dünyanı yok edeceğim dediğin zaman ha gel yok et diyemiyoruz. Ya o kadar olgun bir şekilde karşılayamıyoruz maalesef. Sargeras da öyle pek olgun karşılayamadık. Normal olarak. Yani şimdi korkarsın şimdi. Ne o Death Comes to Claim the Soul of Your World derse. Aga bir dur dersin şimdi yani. Ya ben... Tamam gelsin de yesin demez. Evet. Arbiter'le ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, fark ediyor musunuz? Çok sessiz, evet. Sakin. She doesn't do anything. Çünkü böyle kapalı. Duruyor. Kapalı kutu. Çünkü offline. Offline değil mi? R for gerçekten offline bu arada. Böyle bir şey var mı? Söylendi mi? Yapılmış olabilir mi? Hayır ama yani Arbiter'ın mekanik bir canlı olduğunu biliyoruz. Jailer gibi etten veya iradesi olan bir canlı olmayabilir. Değil mi? Yani öyle bir canlıysa da baya baya offline şu an. Offline. Direkt yani she doesn't do anything. Şey olduğunu biliyoruz yani. Shadowlands'ı ilk kuran varlıklardan canlılar. Bir tanesi. Yani mekanik bir şey olmayabilir. Bize Mother gibi geliyor sanki ilk bakışta ama yani düşündüğümüzden çok daha farklı bir şey çıkabilir Arbiter'dan. Bence sürprizli bir karakter. Evet ya, çünkü çok sessiz. Evet. Ben de onu düşünüyorum. Ve... Acaba bir şey geldi mi benim duymadığım, bilmediğim onunla alakalı? Yani şey muhabbet de var. Hani. Yok yok, şimdi bilmiyoruz. Oribos'taki o Ethereal benzeri canlılar bu arada. Bunu vurgulayalım. Ethereal benzeri canlılar. Arbiter'ın purpose amacına uygun davranıp davranmadığını kontrol ettiklerini söylüyor. Purpose'ı anlat. Hadi madem oraya adım attın. Ama şimdi burada bir dakika. Benim hep çelik anlamadığım bir şey var şimdi. Bunlar bir yandan diyor ki bize göre purpose'ı Arbiter yarattı. Diyorsun. O zaman niye ayrıca onun yaptığını kontrol etme ihtiyacı duyuyorsun?
başkası da yapmış olabilir, olması lazım böyle bir durumda ki. Yani işte mekanik bir şeyse dediğin gibi ama değil gibi sanki. Ki sonradan şey söylenenler de son röportajlarda hep yani Dead Pantheon'un bir üyesi gibi söylüyorlar. Öyleyse eğer yani zaten mekanik değilse ve farklı bir varlıksa o zaman çok o şekilde olmayabilir işler yani. Ama konuşmuyormuş. Yani normalde de konuşmuyormuş. Ağzı olarak konuşan manyaklar varmış. Onunla da i̇şte konuşuyorlar. Yani, evet, sözcüsü gibi şeyler var. Yani onu bilmiyoruz işte. Zaten şey katına da çıkamıyoruz hala Alfa'da da. Yani tamam, nasıl işliyor şey Oribos onu bilmiyoruz. Belki Oribos aslında yani dediğin gibi işte Arbiter böyle dedi. İşini yürütenlerin şehri olabilir gibi gözüküyor Oribos. Yani belki şey olabilir değil mi? Purpose aslında başkası yapmıştır da hazır Arbiter offline'ken demişler evet, ki Arbiter istiyor Arbiter diyor değil mi böyle? Arbiter böyle dedi canım falan diye böyle. İşte Purpose mı yani falan diye. Şimdi arkadaşlar Purpose bu arada Oribos'a gittiğinizde gördüğünüz böyle değişik yaratıklar var. Böyle yarı mekanik gibi, yarı ethereal gibi. Bunların hepsi İşte Arbiter'ın şu anda etkin olmadığını ve işte ne yapacaklarını bilemez halde gözüküyorlar. Ve hepsinin ortak konuştuğu konu işte purpose yani amaç, ortak amaç gibi bir şeyden bahsediyorlar. Ve işte purpose her şeyi bilir, işte her şey purpose için, işte bunu yaparsak iyi olur purpose için falan gibi şeyler diyorlar hep böyle konuştuğunuzda. Daha görev almıyoruz hiçbirinden ama bildiğimiz kadarıyla işte bu intro experience bittiğinde Oribos'a giriyoruz ilk önce ve Oribos'ta bize görev veriliyor ve ondan sonra işte diğer bölgeleri Bastion'ı, Maldraxxus'u falan sırayla yapıyoruz. O yüzden Oribos'un aslında bir anahtar bağlayıcılığı var. Yani normalde de işte Shadowlands'ın normal işleyişinde orası merkez ve anima dağıtımının çıkış noktası. Ölümlüler işte Shadowlands'e ruhları ilk geldiğinde normal şartlarda Arbiter'ın önüne geliyorlar. Arbiter onları işte sen buraya uygunsun diyor ve ilgili realm'e artık hangisine uygunsa oraya yolluyor. İşte ama normalde işte bu işleyen düzen biz gittiğimiz sırada bozulmuş ve işte biz bunun ortasına düşüyoruz. O yüzden işte zaten Mav Walker olarak biz oradan çıktığımız için çok şaşırıyorlar. Böyle bir ölümlü nasıl işte kendi vücuduyla buraya gelir diye. Herkes bize aynı tepkiyi veriyor ve Oribos'taki işte yaratıklar da bize bu tepkiyi veriyor ve diyorlar ki işte purpose için demek ki bunun olması gerekiyordu falan diye böyle yarı kaderci bir böyle yaklaşımları var. Yani bu amaç ne onu bilmiyoruz. Arbiter'la konuşamıyoruz. İşte bunlar bizi nasıl yönlendirecek henüz bilmiyoruz. Ama böyle purpose diye bir olay var ve Oribos bunun üzerine dönüyor. O yüzden böyle bu detay onu unutmayın. Oribos'taki NPC'ler mesela şey diyor. First One'ların işine hayran olmamak elde değil diyor mesela Oribos'a bakarken. Ve işlerinden biri diyor hatta galiba. Yani başka şeyler de yapmışlar belli ki. First Ones, you mean First Ones, First Ones. Şimdi Winter Queen's First One değil mi? Değil. Onlar Death Panther. Dead Panther. Okay, bunu baştan söylüyorum. First Ones just first ikimiz ones, iki tane bilmiyorum. Var. Hiçbir üyesinde hangisi nedir görmedik. Görmedik ama var. Çok yüksek bir ihtimalle bütün bu kozmik düzeni yaratan hatta bence Light ve Void'in çarpışmasından önce bile var olan ve yaratan. Bence de aynen öyle. Yani en üst varlık böyle ilk bilince ulaşmış varlıklar First Ones muhtemelen. Hı hı. Ve bunu bilen ilk varlıklar da işte Titanlar ve Dead Pantheon. Hatta Dead Pantheon biraz daha önce gibi. Çünkü daha kapsayıcı bir evrendeler onlar. O yüzden muhtemelen daha önde onlar. Bir de zaten The Eternal Vault var daha onu hiç bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz evet yani şey. Ama onun içinde şey diyorlar. Arbiter'la daha önce bulunduğu odaya gelip toplantılar yapan bir ırkmış. Belki de Eternal Vance diye Death Panther'dır. Yani Winter Queen mesela. First Vance o olabilir işte. Yani Eternal Vance. Onu ama daha bilmiyoruz çünkü hiçbir bilgi yok. Evet. Ama şöyle de bir şey var işte Oribos'taki bütün yapılar da
Ve bütün Shadowlands'in esas işleyişini de sanki First Ones kurmuş gibi evet. konuşuyor Oribos'takiler. Ve yani Titanic bir yapı var. Shadowlands'i Dead Pantheon işte oluşturdu desek de esas mekaniği ilk başta sanki First Ones kurmuş gibi gözüküyor. Çünkü bütün yapılar falan da öyle. Evet, i̇şte Akalon da direkt öyle söylüyor. Hatta işte ilk onların elinden çıkmış gibi duruyor. Evet, şeyler aynen. falan diye. Aynen. Çünkü ilk başta herkes Oribos ilk açıldığında şeydi. Aa Titan işte yapısına benziyor falan dedi evet. ama Titan yapısı olmadığını işte Yo canım biz de öyle dedik. Baktık besline aa dedik bildiğim işte, Valhalla. Valhalla. Evet evet. evet. falan sonra dediler ki hayır First One'lar orayı yaptı ki iş orada daha da civcivleniyor yani. Evet aynen. Ya bu şeyle alakalı bir şey relief yaptılar mı? Ne yaptı? Anima göğüsteki işte şeyin boşalması. Ya onunla ilgili şey teorisi var. Aslında Jailer ve Arbiter aynı kişi muhabbet şeyi var. Kişilik bölünmesine giriyor. Teorisi var. Hayır kişilik bölünmesi değil işte. Oradaki şey kim ise o kontrol ediyor. Ortadaki muhabbet şeyi de o hani resmi kanattan gelen bir muhabbet değil yani. Yok onunla. Bu arada Odin konusunda da değinmişlerdi. Steve'lerin. Neye? Senin notlarına Odin'e bakıyorum ben zaten. Ve ileride hani Odin'in de aslında bayağı pis bir tip olduğunu kabul ediyor ve ileride onun da hak ettiğini bulması için bir hikaye yazacaklardı bir şey dedi. Ha Odin evet. Için. Shadowlands'e değil ama. Şey, Odin'in Shadowlands'le olan bağlantısı mevzusu var zaten. Odin'in yani normalde Nordik mitolojide olan Odin'in de işte tek gözünün olmama sebebi işte öteki tarafı görmek ve işte görü kazanmak için feda ediyor gözünü. Bizim işte Warcraft evrenindeki Odin'de işte Shadowlands'ı görmek ve işte oradan faydalanmak için oradan biriyle bir anlaşma yapıyor ve gözünü işte feda ediyor ona diyebiliyoruz. Şimdi Arbiter olabilir çok yüksek ihtimalle. Çünkü Arbiter'ın gözünde göz var. Evet evet. Yani Moezala diye ilk başta söylendi ama Moezala'yı onaylamadılar. Zaten Moezala'nın da olayının farklı olduğunu da gördük. İşte Dungeon'da boss olarak göreceğiz onu. Otherside Dungeon'da. Yani Moezala değilmiş Odin'in gözünü alan. O yüzden şimdi Arbiter'ın bu işte ve Jailer'ın da o göğsündeki boşluk yani diğer şeylere böyle güçlü anima kaynağı olan gezegenlere ulaşabilmek için belki böyle bir link olarak kullandılar işte Odin'in gözünü Azeroth'a ve fiziksel evrene ulaşmak için gibi bir diye bir söylenti ya da artık teori var yani olabilir. Çok da güzel altı da doluyor bunun ama bununla ilgili tabii resmi bir açıklama yok. Ama işte gerçekten şey yani hem Jailer'ın hem Arbiter'ın böyle dizaynının böyle yapılmış olması boşuna değildir. Çünkü bu tip detayları hiçbir şekilde boşuna koymuyorlar oyuna ve illaki bir yerde bağlanıyor. O yüzden Odin'den de bahsediyorsa bunların hepsi illaki bir yerde bağlanır diye bekliyorum ben. Başka bir şey o zaman şey şu soru da geldi aslında şey. Ha. Kör oldum derken ha. Neyse konuyu kaçırdım. Sanırım şuna mı bağlanıyor konu? Şimdi bir düşman var. Bu düşman da bizim bulunduğumuz bu ışık shadow falan tüm hepsi bir bütün oluşturduğu evrenden değil. Yo o evrenden. Jailer. Sylvanas da artık nasıl dahil oluyorsa öğreniyor. Ölerek dahil oluyor o mevzuya. Bize cürümümüz yetmez deyip Jailer'a gidiyor sanki. Yok cürümümüz yetmez deyip değil. Biraz da lürlüyor orada aslında. Bu ara arkadaşlar bununla ilgili çok güzel bir anime var. İzlemenizi tavsiye ederim. Lülüç'ün Code Geass diye. Orada çok benzer bir mevzu var. Onun sonu var. En azından sonuna giderek bazı şeyleri hani falan dedirtebilir. Tavsiye ederim. Gidiyor ki aga olay büyük. Çok istemesem de senin liderliğinde halledeceğiz. First Ones bize cevap veriyor. Yok öyle değil o iş. Onun bayağı şeyini döndük. First Ones'la alakalı değil de bizim başka bir pozisyonumuz olacak gibi. Yine Azeroth üzerinden bir etkimiz olduğunu olacak. Düşünüyoruz. Çünkü yani sen karakter açıp oyuna giriyorsun. Level 1'de gidip tapayla dummy'de şey skill deniyorsun. Senin First One olma ihtimalin yok gerçekten. Bunun sebebi üzerinde yaşa. Ha eyvallah sonrasında söylemişsin. Ben acele edip ahmakça konuştum.
Çok güçlü bize, güzel size aktardığı için mi? Benzer. Evet, okurken şey yapmış oluyorum. Lülüş Vibreten, ya evet, Ludwin de söyledi. Gerçekten güzel bir anime. Çok da nasıl söyleyeyim, Sylvanas'a benzer bir karakter çiziyor o anlamda. Şöyle notlarımıza bakarak, aslında notlarımızın birçoğunu bitirdik biliyor musunuz? Benim bir anlatmadığım şey var ama intro experience'la ilgili bir ufak teorim var ama konusu açılınca mı girelim? Gir abi, çünkü şu an Murat Han'ın notlarını da şey yapıyorum, böyle boyuya boyuya gittim, baya baya bitirmişiz zaten. Herkes dediğim gibi zaten, hani içerik üreticileri de aynı mevzuları merak ediyor. Herkes aynı soruları sordu. O yüzden çok ama da çakıştı. Ama biraz daha farklı bir ses çıkardık yani çoğu şeye göre bence. Evet tabii canım. Şey diyecektim. Teorilerimiz çok sağlam. Ben kimseden de duymadım yani. Evet. Varsa şey diyecektim ben bu. Söyle söyle. Jailer'ın Dead Comes to Claim Your Soul mevzu. Nzot da mesela boss fight sırasında şey prompt etmek üzereyken şeydi. Vision'da diyoruz tabii bunu. Evet. The true prize shall be mine diyor yani. En büyük ödülü benim olacak. Yani Azeroth gerçekten çok önemli bir boss role sahip. Yani bu sırf son titan olmasıyla açıklanacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Jailer istiyor. Hadi Void'in istemesini şeye koy. İşte bir fiziksel bir titan yaratmak ama Jailer'ın amacı bir de onu öldürmek, eğer kendisi öldüyorsa. Ben kesişen kümelerin ortasında olduğunu düşünüyorum, yani geçti. Yani acaba Azeroth... Geçti. Nasıl diyeyim? Bağlantı. Prison ya. Ben öyle düşünüyorum. Başka bir şeyi tutmak için yaratılmış bir hapishane mi acaba? Jailer onu mu kırmak istiyor? O da farklı bir teori. Olabilir. Çünkü Sylvanas, yani this world is a prison. World diyor yani. Yani içindeki Titan için mi bir prison? Yani olabilir. Ama Jailer de o Titan'ı öldürmek istiyor. Bak, şu ana kadar hep işte şey dedi. İşte dünyanızı yok edeceğim. Dünyanızı şey edeceğim. Abi bu baba geliyor diyor ki ben dünyanızı ruhunu öldüreceğim. Yani aradaki tehdit farkına bak ve bilgi farkına bak yani. Ama bence orada şey gerçekten demek istiyor. Ben size gerçeği göstereceğim. This world is a present for us. What we're doing is not the purpose. Gelin size bir adım ilerisini göstereyim. Gerçeği göstereyim şeklinde düşünüyor ama ben öyle düşünüyorum şahsen. Yani işte o mu yoksa işte daha geniş anlamda mı diyor ya da sadece ölümlüleri mi kastediyor? İşte onu bilmiyoruz. Ama sonuçta yani this world is a prison diyor. Ve işte şey demiyor yani ne bileyim, hani kendisi için hep bencil deniyor işte Sylvanas için. Kendisi için ya da genel anlamda bir şey demiyor. Yani ya bana zindan demiyor ya. Evet, yani kendimi kurtaracağım falan demiyor. Bu dünya bir hapishane ve ben hepinizi serbest bırakacağım. Kıracağım diyor. Ve Jailer de o dünyanın World Soul'u kurtaracağım diyor. Yani bizli konuşuyor orada. I will set us all free all diyor. Free yani diyor. Bizli konuşuyor. O da yani önemli bak, bir... Fatih de söyledi. Ya this world is my prison demiyor. This world is a prison. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evet. Başta da ona bakılırsa şey Sylvanas başta şey bu sinematikten önceki sinematikinde de şey diyor. Yani siz hepiniz birer oyuncaksınız. Yani burada yaptığınız her şey boş. Doğru bir şey üzerine savaşmıyorsunuz. Yani deyip size göstereceğim deyip bizi ondan sonra oraya götürüyor. You will understand my real purpose diyor. You will understand me. Yani onu daha çok Windrunner Spire'da söylüyordu. Orada keşke topluluğu böyle toplamışken işte Horde ve Alliance'a neredeyse bütün Azeroth orada hel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 e deyip gitmeseydi de planını gerçekten açık etseydi belki de daha fazla ne bileyim şey toplayabilirdi yani orada. Bence ilgi toplayabilirdi. Toplayamazdı. Kimse inanmayacaktı. Evet. Ama niye? Ama ölümün işte, büyük gücü elinde yani. Yok gibi bak. O kadar artık yani durumdan emin ki ve gücünden emin ki yani öyle bir kaygısı yok artık evet. Kesinlikle. Zaten yapacağını yaptı. O yüzden belki de şey yani son duygusal bağını artık o düello anında
aman yeter artık ne uğraşacağım sizinle deyip bıraktı evet, ve gitti. Esas mevzuya döndü. Kendi esas uğraşacağı şeye. Yani bunu da zaten hemen işte Shadowlands'ın başında anlayacakmışız. Bakalım nasıl olacak. Ya şöyle hani dura dura şey yapmayalım, sorular vardı. Özellikle ben cevapladım chatte ama soruları soran kişiler sizin yorumlarınızı çok merak ediyorlar. Burning Legion tehlikesi sonsuza kadar bitti mi? İleride yine gelebilirler mi? Yani bitmediğini söyledim ama. Tam Murat'ın sorusu. Nasıl sırıtıyor bak. Bunu çok cevapladım. Baştan cevaplıyordum. Evet, baştan cevaplayacağım. Allah Allah. Boynumuz kıldan ince. Özetlemeye çalışacağım ama. Legion tehdidini bittiği şöyle diyeceğiz ona. Düzenli bir ordu olarak Legion tehdidi kalmadı. Ama insanların hep karıştırdığı bir nokta var. Argus'ta ölen demonlar, bütün demonlar değildi. Manoroth mesela Draenor'da öldü. Gerçek Manoroth Azeroth'da öldü. Archimand için de tam olarak aynı durum geçerli. Legion boyunca öldürmediğimiz çok fazla Dreadlord var. Evet. Ve Dreadlord'da öldü diyebiliriz artık. Heh, aynen. Ama Sargeras hala hayatta. Ve kılıcı bir fener gibi hala duruyor aslında Azeroth'un ortasında. Yani şöyle olur. Bu adamların, yani demonların özellikle, Burning Legion'ın kozmik konular hakkındaki bilgisi bizden çok yukarıda. Hatta çok konuştuk hani Shadowlands'te mutlaka bir gönderme görebiliriz diye. Ve hani bir noktada artık hepimizin emin olduğu konu Dreadlord'lar aracılığıyla Legion'ın bağlantısını göreceğiz Shadowlands'tan. Onu da şöyle açıklayalım. Rift of Fawn'da, yani Emerald Nightmare'da Zeus'la savaştığımız oda Shadowlands'e geçişinde kullanılabilecek bir ara yol. Yani çünkü Rift of Fawn Theoretic Letter akıyor. Belki de Legion hani Emerald Nightmare'i korrupt etmeye çalıştı ya Legion serisinde. Belki amaçları oydu yani. Rift of Fawn'dan ayrıca bir giriş kapısı yaratmak. Sonra karadan dendiler vesaire. Yani Legion'ın ve Sargeras'ın bilgisi ve Kırcıya'dan bilgisi bizim çok üzerimizde ve bir noktada Burning Legion adıyla ya da düşman olarak olmasa bile tekrar karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Hatta bu kez, bu benim şahsi düşüncem, müttefikimiz bile olabilirler çünkü şu tarihe kadar düşman bildiklerimizin aslında düşman olmadığını anlamaya başlayacağız gibi gözüküyor. Evet. Ya ben açıkçası bir noktada demonlarla işbirliği yaptığımızı da düşünüyorum. Yapacağımızı da düşünüyorum. Asıl artık neyse ya. Void mi? Titanlar mı yani? Death mi yani? O asıl tehlikeye karşı duracağımız yerde seçen insanların demonların yanında duracağını düşünüyorum. Yani Burning Legion topluluk olarak olmasa bile geride bir sürü demon var. Demon komutanı var. İşte. Yani Mal'Ganis. Aklıma geliyor. Deterok. Anateron. Azgalor. Sayıyorum yani. Farkında mısın? Bayağı var. İşte ayrıca parantez için Dreadlord'larla ilgili bir bölümümüz var. Hepsini de tek tek anlattık orada. Hangisi ne yapıyor evet. Olabilir. Ona da bakın, merak ederseniz izleyin. Onun için hani Legion bitmedi. Yani düzenli olarak ordu olarak bittiyse bile hala kalıntıları çok fazla ve hala ileride onun yankılarını göreceğini düşünüyorum. Hatta çok pişman olacağımı düşünüyorum. Legion'ın o asgari bitirdiysen kaldırdığımız için. Aynen. Dediğine ekleme olarak şunu diyeyim. Zaten yani Murat'ın dediği ihtimal gayet açık. Ayrıca şunu düşünün. Legion varken en büyük düşmanı kimdi? Kime karşı Sargeras bu Legion'ı kurdu? Void'e karşı. Void Corruption'a karşı kurdu. Ama Void Corruption'la savaşmak için kurduğu Legion'la en çok mücadele eden kim? Light.
Army yani, of the Light. Army of the Light yani Legion'ın en büyük düşmanı olarak bize tanıtıldı ki alt tarafı bir ufak gerilla grubuymuş. Onu da görmüş olduk. Çok bir şey değilmiş yani ama Void'le savaşan bir yani Void'e karşı yani bu böyle bir düzenli ordu oluşturmuşken Sargeras neden yani Light buna bütün gücüyle karşı çıkmaya çalışıyor? Demek ki bu işte bir bit yeniği var. Ve Shadowlands'te yani işte de bu olayı görüyoruz. Light'la Void arasındaki mücadele oraya da sızmış. Ve işte bizim de gördüğümüz zaten işte Cosmic Chart'ı anlattığımız bölümlerde Light ve Void bölümlerinde de zaten bunu defalarca böyle detaylı bir şekilde anlattık. Onları da izleyebilirsiniz. Yani Light iyi değil, Void yani %100 iyi değil, Void de %100 kötü değil. Yani bunları o yüzden ileride göreceksek işte Murata'nın dediği gibi buna karşı savaşan bu düzenli ordunun kalıntısından mutlaka yardım alacağız demektir bu yani. Hele ki işte şu anda bildiğimiz işte Warcraft hikayesinin en son noktası olarak işte daha önceden söylenen tek işte onaylanmış nokta Void War'du. İşte onu da bu yaşlı Anduin'in olduğu çizgi romanda gördük. İşte o Void War'da geçiyor gibi bir ima yapıldı. Ama bunu resmi onaylamadılar. Ama bildiğimiz kadarıyla bu son büyük savaş Void War olarak geçiyor. Yani eğer ki bu Void War olacaksa, bir yerde bunu kullanacaklarsa mutlaka Legion'dan ve Void'e karşı savaşmış deneyimi olan ırklardan illaki faydalanmamız gerekecek. İşte o aşamada zaten yani şöyle bir şey bile olabilir. Eredarlar playable olabilir mesela o aşamada. Veya işte benzer ırklar, işte Broken'lar playable olarak gelebilir. Çünkü hepsi ya da işte Legion'da olan bazı ırklar işte beklemediğimiz belki orijinal ırklar bile işte Aldrakiler falan filan yeniden ortaya çıkabilir. Çünkü bunların altı hep yolu açık bırakıldı. Sebebi de bu. İşte yani Void'e karşı aslında işte Burning Legion'ın böyle bir oluşum olması. Yani o yüzden Void oldukça Legion'ın da en azından kalıntıları yani Sargeras'ın Burning Legion'ı olarak görmesek de yani ne bileyim Legion of işte War falan gibi bir şey ya da işte bizim yanımızda savaşacak factionlar falan bir şey gibi bunu görebiliriz. O yüzden yani bu şeyle birlikte Legion'ı bitirmeyelim. Illidan'la ilgili bir soru daha vardı yine. Illidan'ın dönüşüyle ilgili zaten aslında birçok şeyde değindiniz ama tam olarak bu konuya da bir yaklaşın. Illidan'ın dönüşü. Ya, benim o konuda söyleyeceğim tek bir şey var. Illidan ve Sargeras dönecek olursa gerçekten çok büyük olayların artık başlayacağını hazır olur. Hani düşünün. Ya şöyle bir şey söyleyebilir miyim orada? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Gene aslında yazmıştım ama siz ne düşünüyorsunuz bu düşüncem hakkında? Öyle sorayım ben en azından. Blizzard'da genel olarak hikayede şu anda Blizzard'da diyorum çünkü Diablo'da da bunu görüyoruz. Diablo 4'te gelecek olan Lilith işte Nephilim olarak ya da işte kahramanlar olarak diyeyim. Yine Azeroth'ta da bu durum söz konusu olacak gibi duruyor. Bazı şeyleri kendi başımıza çözemeyeceğiz. Evet. İşte Sargeras ve Illidan'ı çağıracağız. Nasıl işte hani bu sanki tamam, trend kalmaz. Var gibi. Hani bizden daha güçlü bir varlığın yardımını alma durumu. Hani biz hep işte Tyrion mesela Arthas öldürürken Tyrion'un yardımını aldık. İşte N'Zoth'u öldürürken işte Hart'ın yardımını aldık ama böyle daha büyük, daha kozmik güçlü birinin yardımını almadık. Yok, almadık. Hani bu sefer cidden yani başa çıkamayacağımız bir düşman varmış gibi algılayabilir miyiz? Tabii bu artık şey yazmıştım. İki kere yani bir tane işte Battle for Azeroth gelmeden önce, bir kere de işte Shadowlands gelmeden önce işte Wild Premonitions diye böyle işte vahşi öngörüler modu böyle işte çok şey ipe sapa gelmez aklıma gelen ihtimalleri böyle hikaye gibi yazdım. Orada şey demiştim işte yani Battle for Azeroth'ta eğer ki işte bu Kızıl Yıldız açılırsa işte bu olay Void War'a bağlanacak ve işte Sargeras'la Illidan birleşmiş halde geri gelecek gibi bir şeyler yazmıştım. O tabii tutmayacağı çok belli bir şeydi ama şimdi şeyden Shadowlands'tan sonra
Black Empire ihtimali çok artık arttı. Çünkü Zalatat'ı gördük. Zod öldü mü ölmedi mi tam olarak bilmiyoruz. Yani Lord'u öldü olarak geçse de Steve Danuzer'ın gene bir lafı var. Yani eğer ki Zod'un yani bu kadar çabuk kaybolduğunu geçtiğini düşünüyorsanız onun vermeye çalıştığı dersleri alamamışsınız demektir gibi bir cevabı var. O yüzden yani Black Empire'ın yolu çok açık gibi gözüküyor. Artı Ion'un dediği işte Shadowlands'da zaman farklı ilerliyor olayını çok özellikle vurguladı. Yani biz Shadowlands'a gittiğimizde döndüğümüzde aynı zamana dönmemiş olabiliriz. Evet. Yani çok birkaç 10 yıl da geçmiş olabilir ya da birkaç 100 yıl geçmiş de olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ya da hiç gitmemişiz gibi de olabilir. O anda döner dönmez her şey başlayabilir. İşte ve işte bizim de daha önce konuştuğumuz zaten eğer ki tahmin ettiğimiz gibiyse ve işte Nizot'un yenilmesi aslında Nizot'un bizi kandırmak için gösterdiği bir illüzyonsa geri döndüğümüzde Azeroth'u gerçek olduğu haliyle görerek işte Black Empire ortamını birden düşebiliriz. Bu durumda da işte Black Empire sonuçta Old God'ların yüzeyi ele geçirdiği olay ise yani Void'in Azeroth'u ele geçirmiş hali ise buna karşı da en fazla savaşan gene Legion ve Sargeras. Yani bizzat evet. Ondan gene yardım istememiz ilk akla gelen şey olacak. Ve işte o gökyüzündeki Kızıl Yıldız'la ilgili de BlizzCon'da sorulmuştu. İşte o neden orada duruyor, ne işe yarayacak diye. Onunla da ilgili o orada onun orada olmaması esas tehlikeli olan. O orada olmazsa korkun gibi bir şey böyle cevap vermişlerdi. Yani onun orada olması Azeroth'u oradan işte artık Titanların mı yani ya da işte Illidan'la birleşmiş halde Sargeras'ın mı izlediğini bilmiyoruz. Yani ama tahmin ettiğimiz işte Titanlar orada yani şu anda zaten hikaye o. Yani Titanlar orada hep beraber işte kendi güçlerine odaklamış şekilde Sargeras'ı hapishalde tutmak için gerçeklikten kendilerini dışlıyorlar ve orada kapatıyorlar. Ve işte Pantheon kapalı evreni gibi, cep evreni gibi bir yerde Sargeras'ı hapis tutuyorlar. Sargeras'ı tutmak için de Illidan'ı kullanıyorlar. Onun gardiyanı ve işte ruhunun işte sabit kalmasını sağlayacak kişi olarak. Ama işte şöyle de bir durum var. Şimdi Legion'ın sonunda son raid'in adı dikkat edin Burning Throne'du. Şimdi Burning Throne'dan işte o zaman şöyle bir şey konuşulmuştu. Bu acaba Frozen Throne'a mı gönderme? Yani işte nasıl Arthas Lich King'e dönüşürken Ner'zhul'la birleşti işte Frozen Throne'a oturup. İşte acaba Illidan'da Burning Throne'a oturup işte Sargeras'la mı birleşecek onu hapsetmek için gibi bir teori vardı. Bu olmadı ama Legion'ın sonunda işte oyundan çıkarılan bir diyalog var. Evet. Orada Illidan'ın aslında Sargeras'ı kendi isteğiyle avatar olarak yani böyle vücudunu buna feda ettiği gibi bir ima yapılıyordu. Eğer ki böyle bir şey olursa işte yani gerçek Burning Throne aslında Pantheon'da ise Pantheon'da Sargeras'ın eski tahtı ise bu olayı bir sonraki expansion'ın başındaki sinematik olarak bile görebiliriz. Öyle bir ihtimal var. O yüzden yani o Kızıl Yıldız da orada durdukça bu olasılıklar konuşulmaya devam edecek. O yüzden de yani hem Legion hem Sargeras hem o kılıcın orada durması bunlar kasıtlı olarak bırakılmış şeyler. O kılıç orada duruyorsa boşuna durmuyor. O Kızıl Yıldız da orada duruyorsa hiçbiri boşuna durmuyor. Bunları o yüzden böyle düşünün, böyle görün. Yani Blizzard'ın genelde taktiği bu oluyor. Evet, bu kadar. Evet. Evet yani ki bu aslında şeyin de çok büyük göstergesi abi. Hani ben bekledim. Bu 9. expansion 10, 11 net gelecek. İşte adamlar hazırlamış. Ya abi böyle hikayem yazılır falan modlarını bir kenara bırakıp adamların şimdiden bunlarla ilgilendiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim ele alacağımız konulardan Neytonos kaldı. Neytonos'la alakalı. Gerçi Sylvanas'la olan muhabbette konuştuk onu işte hani birçok kişinin fikrini değiştirdi. Küçük teorim var. He? Küçük teorim var intro experience'da.
Ha evet. Ha, söyle söyle, aynen bu konuya da giriyor. Ha tamam, yani aslında evet onunla da bağlantılı. Zaten işte yani bunu diyeyim, sen devamına bağlarsın. İşte intro experience'da demiştim ya, işte bu kahramanları görüyoruz. Hı-hı. İşte Jaina ve işte diğerlerini gördüğümüzde Jaina orada şey diyor bize. Yani ben buradan defalarca kaçtım ama her kaçışımda işte Jailer beni başa döndürdü. Bizi öldürmüyor, sanki devamlı bir sınava tabi tutuyor diyor. Ama bunu şey diyor, yani işte Ion'un da dediği, Shadowlands'te zaman farklı işliyor dediğini burada görüyoruz. Jaina aslında bizim orada, yani bizimle beraber oraya düşmemiş ya da bizden hemen biraz önce oraya düşmemiş. Sanki çok uzun süredir oradaymış gibi konuşuyor. Hatta diğerleri de evet, benzer şeyler diyor. İşte Tral artık bunları duymaya dayanamıyorum diyor. Böyle işte Bane işte daha kaç kez işte bunu yaşayacağım diyor falan. Hep böyle bir sanki bunu devamlı yaşıyorlar ve devamlı orada tutuluyorlarmış gibi, böyle çok uzun süredir oradalarmış gibi bir orada hikaye var. Ve zaten bizimle de çıkamıyorlar. O yüzden ben burada yani bunu da bizzat oynayınca şunu hissettim. Yani aslında oraya bu gördüğümüz kahramanlar bizim gibi düşmüyor. Yani biz Bolvar'ın sayesinde ve işte bir Helm of Domination'ın parçalarını kullanarak oraya geçiyoruz. Ama onlarda böyle bir şey yok. Daha önce gelmişler, evet, ve gelmelerinin tek yolu da ne? Ölmeleri. Yani demek evet ki bunlar ölmüş. Yani Jaina, Thrall, Bane, Anduin, bunlar ölmüş. Öldürerek getirmiş Sylvanas. Mi acaba? Suikaste uğratmış. İşte kitapta bunlar olabilir mi acaba? Yani kitapta bunu göreceğimizi sanmıyorum. Bence bunu 9.0'da da değil, geçiş eventinde göreceğiz. Şöyle çünkü Sylvanas'ın onları öldürüyor. Sylvanas öldürüyor mu? Çünkü şöyle, Sylvanas'ın için Anduin'i kaçırdı. Anduin ama kaçırdı sanar. Yani kaçırdı sanmıştır ben. Bunlar da yani, peşinden gidiyorlar kurtarmaya. Bilmiyoruz işte, yani Ice Crown'un tepesindeki geçişi Sylvanas nasıl kullanabiliyor ya da işte ne gibi şeyler oldu. Kitap ya da işte başlangıç eventinde göreceğiz. Çünkü o kaçırılmayı mutlaka ortaya çıkacak. Yani şey demiyor yani, tutup da Bol var orada net bir şekilde söylerdi bence. İşte Sylvanas diğerlerini öldürdü. Ama işte çok belirgin bir şeyse demiyor olabilir yani. Onun üzerine oraya gitmişsek mesela. Ya olabilir. Hani bir de şey mesela, Görkem'i şurada destekleyecek bir teorim var. Anduin'i kaçırdı diyor. Evet. Diğerlerinden hani anladım. Diğerleri de ölerek evet mi gitti oraya acaba, onun peşi sıra? Biz onu tartışmıştık. Gerizekalar gidip onun peşinden gidip acaba sesi kurtarmaya gidip öldüler mi orada? Ya işte bilmiyoruz ama işte Shadow Rising'de de bir kovalamaca olduğunu biliyoruz. Yani oradaki mevzuda hani işte. Aslında zaten kitap kapağında şey var. Talanji, Nathanoth, Anduin. Evet, evet. Evet. En azından ama kitap öncesinde geçiyormuş zaten. Bu bizim de intro experience'ın falan çok öncesinde geçiyor. Yani ya kitapta zaten Anduin ortada yok mu olduğu var. Red-handed dedi, Anduin'in ölmüş olması imkansız değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam çizgi romanda yanında Velen'le birlikte yaşlarını görüyoruz. Evet, Son of the Wolf çizgi romanında en sonda geçiyor. Aynen dediğin doğru. Hatta oradaki görüntüsü işte Void War dediğim kısım orası. Onun Void War'un işte başkomutanı olarak Light ordularının başında diye söyleniyor. Hatta işte çizgi romanın son kısmında hatta editlenmiş bir şey bulundu yeni. İlk release'inde Light olarak geçmiyormuş. Onu silmişler. Sonradan işte Light olarak değiştirmişler. Light ordularının başkumandanı gibi ima ediliyormuş son halinde. Şimdi böyle bir durum varsa gerçekten işte Red Handed'ın dediği doğru, Anduin ölmeden gidiyor. O çünkü şöyle bir şey var, intro experience'da Sylvanas'ı Anduin'le konuşurken görüyoruz. Anduin zincirlenmiş halde ve işte orada bir cutscene var ama içeriği yok. İşte orada cool bir şey geçecek burada falan diye geçiyor orası. Çok gıcık olduğumu söylemiyoruz. ama işte Anduin'in durumu diğerlerinden farklı. Mesela Jaina, Thrall ve Bane çok uzun süredir buradayız diyorlar. Evet. Anduin sadece işte bizim gibi şey yapamıyor. İşte o First Ones'dan olan kalıntıyla iletişime geçemiyor. O yüzden dediğin doğru olabilir. Yani sadece Anduin ölmemiş olabilir. Diğerleri ölü olabilir. Ama çok büyük ihtimalle orada göreceğimiz, yani bizim Azeroth üzerinde tanıdığımız isimlerin çoğu
ölerek gidiyor oraya. Yani benim tahminim bu ve bunu da işte Sylvanas artık yani bu geçiş eventinde ya da işte tam aynı bu şeydeki gibi işte Battle for Azeroth'un başında Tel'Dras ile Horde'un yürüdüğü kısım mesela sonra oyundan kaldırıldı ama Lord'u hala var. İşte onun gibi bir eventle işte bu Battle for Azeroth'un tam gerçek bitişini ve Shadowlands'e gerçek geçişi göreceğiz. Evet. İşte orada Sylvanas kimi öldürüyor, kimi götürüyor, kimi kaçırıyor. Belki diğerlerini işte öldürüyor Anduin'i kaçırabilmek için. Öyle bir şeyler evet. Yani olabilir. Neden Anduin onu da bilmiyoruz. Anduin'in Light'la bir bağlantısı var. Onu biliyoruz sadece. İşte hatta şey yani Velen işte Light'la olan ilişkisini kestikten sonra nasıl olsa Anduin var gibi bir şeyler diyor. Yani ona güvenerek kendini geriye sanki emekli olmuş gibi bir şeyler ima ediyor orada. O yüzden Anduin'in Light'la olan bağlantısı sayesinde böyle bir şey olabilir. İşte Sylvanas belki Anduin'in Light'la olan bağlantısını bak işte yanlış yapıyorsun Light aslında kötü diye onu ikna etmek için kaçırmış olabilir. Yani evet. Çünkü konuşuyor orada bir ikna şeyi var onu böyle şey diyor taunt ediyor Anduin'i diyor işte onu böyle hem korkutuyor hem işte bir şeylerle tehdit ediyor ama o konuşmayı duyamıyoruz. Çünkü işte o cutscene yok. O gelince zaten olacağız. Büyük ihtimalle Steve Danuser'ın kastettiği de bu. İşte bu olayların altyapısını hem Sylvanas'ın motivasyonunu hem de bu önceki olan olaylarda işte kim ölüyor, kim kalıyor, ölmüyorlar mı? Tayran ya da ölüler mi? Hepsi mi ölü? İşte, nasıl oluyor bunlar? Hepsini öğreneceğiz. O yüzden o... Yani ben Anduin için şeyi düşünüyorum. Bayağı Light'ın iyisiyle kötüsüyle iç yüzünü tam olarak görebildiği için Azeroth'un etrafında gelişen olayları Light açısından tam olarak kavrayabilen bir karakter olduğundan böyle Light tarafında kilit bir rolde bulacağımızı düşünüyorum yani. Özellikle evet, işte evet. Vision evet. Teorisi gerçekleşirse bizim döndüğümüzde Black Empire'la karşılaşacak olursak yani Aspect of Light gibi böyle etrafta işte Fener alayı gibi falan dolaşacağını falan düşünüyorum Anduin'in. Bize yol göstereceğini. Kim mi olacak? Kötü mü olacak? Şimdi şeyin geldiğini düşünsene oradan Lightbound'ların Alternate Draenor'dan aynen Yirel başlarında ya işte, eyvallah da yani o şey işte olmasa falan hepsi gelirse hani komikste yani, şey çıkmış ya işte sandalyesinden kalkıyor oh shit here we go again falan tarzında yani, evet. Hani bir o yüzden tam böyle bir şey olabilir yani tersi de olabilir tabii şimdi Void Elf'ler Alliance'a katıldı ama İşte Void tarafından da bir kazık yiyebilirler. O da olabilir. Yani iki taraflı karışık yani olay. Ne olacağını bilemiyoruz. Turalyon henüz. Teorisi dediğiniz Turalyon'un ne teorisi var? Turalyon ne? The Golden One claims a vacant throne. The Crown of Light will mı? Bring only darkness. Kral olması mı? Matthias ne olacak şey o zaman? Diyor. Hadi bakayım. Matthias Shaw ne olacak? Orası iyice karışık. Ona iş girmeyin. Yani şu anda kral olması tamam yok. Ben başka bir teori var zannettim. Ondan dedim evet o geyik var ama şu anda Shadowlands'te Matthias Shaw'un yani Alliance demeyeyim de Stormwind insanlarına öncülük yapacağını biliyoruz. Stormwind Alliance içinde biraz kırılmaya yol açacak. Evet. Şeyi söyleyecektim. Vision teorisinin en önemli kısımlarından biri Shadowlands sonsuz olduğu için ileriki patchlerde hatta paketlerde başka zonlara gidip vakit geçireceğim Shadowlands'e ve ardından mesela uzun bir süre sonra Azeroth'a döneceğimizde ve bunu röportajlardan hangisiydi hatırlamıyorum ama bu olaylandı. Yani Shadowlands'ın sonsuz olduğu ve bizim diğer bölgeleri uğrayabileceğimiz onaylandı. Evet. Hani işte bir yorum, YouTube yorumu görmüştüm. Shadowlands sonsuz ama 5 tane zone var. Ha çok muhteşem bir yorum olarak. Community'nin eleştirisi bazen böyle oluyor. Hayır yani başka yerler var ama bu 5 Maul'la beraber 6 bölge en kilit noktalar. Belki hani
o 6 bölgeyi hallettikten sonra başka yerlerde kıtlık vardır. Oraya hani uğrarız. Ya yani şey gibi mi? Legion'da böyle çeşit çeşit gezegene gidiyorduk da evet. Şeyleri, invasion'ları evet, durduruyorduk ya, o tarz bir şey de olabilir yani. Yani yok yok öyle olmayacak diyorlar. Zaten şey yani benim anladığım ve zaten biraz söylediler de bunu. Her content patch'te yeni bir Shadowlands realm'i görme ihtimalimiz var. Yani böyle böyle açılacak diye biliyoruz ve bunlar açıldıkça hem Shadowlands'in hikayesini hem de gerçek büyüklüğünü görecekmişiz. Evet. Eğer ki öyleyse yani olay bayağı farklı yerlere gidebilir. Çünkü şey şu anda mesela ilk oynadığımızda Shadowlands'i her bölgeden geçiyoruz ama her bölgeyi tamamen açmıyoruz. Max level olduktan sonra hem Mav'da hem de kendi işte seçtiğimiz Covenant'ın bölgesinde artık hangi realm'deyse önce oraları yapıyoruz. Ondan sonra da Covenant'ın hikayesinin devamında onların yollamasıyla diğer yerlere gidiyoruz. Ve hepsinde işte aşama aşama açılacak bütün map. Yani ilk başta bütün maplerin her bölgesini görmeyecekmişiz. Mav'ın da ilk başta her bölgesini direkt girer girmez görmeyecekmişiz. Artı şey de olacak dediler, onu da açıklananla birleştireyim. Eye of the Jailer diye bir mekanik var. Ve bunun yüzünden işte Mav'a gittiğimizde mesela map'i açınca map'te işte world quest'leri ve işte oradaki diğer şey önemli noktaları göremeyeceğiz. Sadece gezerken minimap'te önümüze çıkacakmış bunlar. Çünkü devamlı oradan bizi atmaya çalışan işte ve bizi orada işte fark ettiği anda üstümüze saldıran bir mekanik var. İşte Argus gibi düşünün ama Argus'un yani tam gücüyle ve orada işte başında Sargeras olduğu halini düşünün. Bunun çok daha güçlü ve işte farklı bir hali var ve işte Mav zaten buna benziyor. İlk intibada bana zaten onu hatırlattı biraz. İşte bu Argus'un işte Burning Throne'a yakın bölgesini işte andırıyor ama çok daha böyle kapalı ve işte tehlikeli, devamlı işte ordular var, moblar, işte elitler falan gezen bir sürü şey var. İşte orada farklı bir zaten şey endgame halinde bunları işte ayrı ayrı görecekmişiz. Bu yüzden de bu mekanikle işte bağlı halde düşününce daha bir hepsi yerine oturuyor. O yüzden işte Mav'la ilgili diğer şeyde düşünürseniz işte diğer realmlerde bu şekilde açılacaksa aslında Shadowlands işte düşündüğümüzden çok daha büyük ve çok daha böyle geniş bir evren. Zaten kapsayıcı evren olarak geçiyor işte bütün hepsine bağlı. Bu imayı ve hissi bize en sonunda verecekler herhalde. Zaten ilk content patch'te muhtemelen bunu anlayacağız. Aa demek ki böyleymiş diye. Daha bir tanesi bile böyleyse diğerleri nasıldır hissi olacak ve zaten bir arkadaş da sormuştu şeyde chat'te. İşte o zaman Jailer'ı nasıl yeneceğiz diye. İşte Jailer'ı yenmemizin yolu zaten bu Shadowlands'in gördüğümüz ve görmediğimiz, keşfedeceğimiz realmlerini açmaktan geçiyor. Oradan yeni yandaşlar kazanacağız, evet, yeni güçler kazanacağız. İşte belki Soulbind'ların ötesinde yeni mekanikler gelecek. İşte bunları gördükçe, bunları işte yanımıza kattıkça işte Jailer'la yüzleşebilecek seviyeye yavaş yavaş geleceğiz o aşamada. Bir de acaba Jailer'ı öldürmek isteyecek miyiz? Bütün ciğerimize Legendary'leri neredeyse tamamen Legendary olacak. Tabii tabii. Zaten işte evet bak Legendary'yi de güzel dedin. Legendary ilk başta aynı Legion'daki gibi bir tane kullanabileceğiz ama Legendary craft edeceğiz işte o Rune Forger'da. Ama işte bütün sonunda bu işin sonunda bütün Legendary'leri aynı anda giyebilecek seviyeye geleceğiz. Ya da en azından işte set olan kısmını evet, işte 5 tanesini mi 4 tanesini aynı anda giyebilecek seviyeye geleceğiz ve Shadowlands'in en sonunda bu sayede Jailer'la yüzleşebileceğiz zaten. İşte öyle ya bir adamlar gerçekten ki o konuda da politik cevaplar verip sırları saklıyorlar yani. Hepsini giyeceksiniz evet, ama falan işte kaç tane düşüreceğiz sınırsız ama falan. Evet evet. Yani bir set olacak o kesin. Yani Legendary bir set craft edeceğiz bütün Shadowlands evet, boyunca. Ve bu seti işte
giyemesek de moglayabilecekmişiz hepsini. İşte tek bir gear olarak üstümüzde gösterebilecekmişiz. O da şeyde şu anda alfada hepsini çıkarttılar. Mav Raid Set diye geçiyor ama Mav'da Raid yok. Yani o yüzden o Legendary Set olduğu anlaşıldı onun. İşte bunu Mog olarak üstümüzde en son aşamada gösterebileceğiz. Belki Mav'ın kendi raid olacaktır. Gayet cool bir set. Yani Clot'u ayrı, işte Leather'ı ayrı. Plate olanı tabii şey Lich King'e benziyor. Yani o mantıkla şöyle düşünün. Herkes bir Lich King kadar güçlü olacak Jailer'la yüzleşmek için. 20 tane Lich King'le gideceğiz Jailer'ın karşısına. Ki artı yanımızda ne NPC'ler kimler belki de. Yüce yaratıklar olacak onunla yüzleşirken. Ya abi olur mu ya? Sylvanas nasıl döver ki Lich King'i ya? Değil mi? Yani işte ya yanımızda şu... daha kimler olacak ki işte güç seviyesini buradan anlayın işte. Bizim yani... aslında sabahtan, hayır özür dilerim lafını böldüm. Söyle bitti zaten. Hayır şunu soracağım. Aslında ya şimdi daha demin şey söyledik. Bizi test ediyor. Aslında bu bunun hepsi test olarak düşünüyoruz biz lore olarak, lore konsey olarak, doğru muyum? Yani aslında kötü karakter değil Jailer. Biz düşünmüyoruz bunu, söylüyor zaten oyundaki NPC'sin yani. Hani farkındalığını öldürmüyor, bizi test ediyor sanki diye. Tamam, test ediyor. En sonunda raid'e gidiyoruz. Evet kesme. Ama onun detayını bilmiyoruz daha zaten. Oyunda çıkacak yani. Hatta Görkem şey gibi... dedi ya işte Mav'da bir raid yok diye. Belki Mav'ın direkt kendi raid, çünkü Mav'da NPC de yok. Evet. Evet. Yani bir Hearthstone basabileceğim bir in falan yok. İşte tamir yok, olabileceğim ben. Bir tarz bir yer yok. Belki o görev yaptığımızın dışında, çünkü üstte neredeyse biz dörtte biri kadar bir yerinde bir görev yapmıyoruz. Yani o kadar küçük alanda takılıyoruz. Torghast'ın olduğu tarafta böyle devasa bir alan var yani. Okay. Yani Antorus gibi bir şey çıkabilir yani. Ben istemiyorum ya. I don't want to. Yani o seni isteyip istememenle olmuyor tabii. Gönlüm motor olmak istemiyorum. Bakacağım şey. Şimdi şöyle, gene konsey konusu dahilinde, hatta zaten sonlara saklamıştık bunu. Biraz da geliştirici güncellemesi yayınıyla ortaya çıkan bazı konuları da ben ortaya atalım ve bağlayalım. Daha sonra da müsaadenizi isteyelim. Şimdi lore olarak seçtiğiniz Covenant'a göre ilerleyeceğiz. Az önce Görkem de bahsetti ya. Evet, her haritanın tek tek hikayesinin sonuna kadar, köküne kadar göreceksiniz ama seçtiğiniz Covenant'a göre bazı hikaye şey, özellikle Shadowlands'ın içinde şu anda bizim konuştuğumuz şey genel Warcraft evrenini konu alan hikayeler, işte Jailer iyi mi, Titan mı, daha mı üstün, daha mı iyi kötü falan, bunlar Shadowlands'ın işte Ardenweald'ını birebir özelden etkileyen mevzular değil. Ama Ardenweald'ın hikaye yapısını daha net öğrenebilmen için o Covenant'ı seçmiş olman lazım, Nightfae'yi. Ya da Maldraxxus'taki işte Primus'un başına gelenleri nerede gibi cevaplarını alabilmek için Maldraxxus'taki o ne yapıyor bu? Aşkım alsın, ok ediyordu. Ya bırak takılsın. Aşkım devam. Velhasıl işte Ravendred'deki hikayenin tamamını görmek için Winter Covenant'ı seçmeniz gerektiği gibi. Hatta orada şeyi de söyledik. Geçti o mevzu bizim bulunduğumuz şeyde, bu Covenant'lar rahatlıkla değiştirilebilecek mi diye. O konu işte biraz öyle değil. Çünkü Covenant'ı seçtikten sonra değiştirmek istediğinizde hani o Covenant'a diğerlerine ihanet etmiş oluyorsunuz. Gibi bir şey oldu. Diğerleri sizi düşman olarak görecek mevzu da vardı. Ondan dolayı bir, yani tamamını görmek istiyorsanız Shadowlands'te geçen ana hikayelerin işte 4 karakter açıp oynamanız gerekiyor gibi duruyor. Yani bu bir gameplay'den uzak ama ne abi? Yani diyeceğini unutma, Battle for Azeroth'ta 3 karakteriniz olması gerekiyordu. Öyle düşünün. Bir tane Sylvanas Loyalist, bir tane Horde Rebel, bir tane de Alliance karakteriniz olursa ancak Battle for Azeroth'un bütün hikayesini görebiliyordunuz. Şimdi 4'te 12 karakter gerekiyor. Ya ama işte dediğim gibi şey, Murathan adam yani şeyi söyledi. Ana hikayeyi öğreneceksin, sıkıntı yok, oynayacaksın. Problem yok. Sadece Ardenweald özelindeki hikayeyi görmek istiyorsan sonuna kadar Nightfae'yi seçeceksin. Evet, zaten dedi yani. Legend'da da böyleydi. BFA'da da böyleydi dedi yani. Evet, evet. Ya aynen öyle. 12 klasın olması gerekiyordu Legend'daki bütün hikayeyi görmek için yani. Aynen. Aynen. Bu şekilde de işte biraz daha şey yani, nasıl söyleyeyim?
Ya yani gidip şeyde Class Hall'da görev yapamıyorduk. Mesela bir Dead Knight olarak Priest Class Hall'unda gidip görev yapamıyordum da bu sefer gidip Ardenvale'da görev yapabileceğim. Dead Knight olarak ya da Maldraxxus seçmiş birisi olarak ki öyle de yapacağım. Legion'daydı öyle. Aynen yapamıyorduk. Legion'da yaklaşabiliyorduk ama sokmuyorlardı. Evet böyle zın diye kapıdan dışarı açıyorlardı. Onu bir tek Paladinler Priest Class Hall'una girebiliyordu orada bir kere. Aynen. Evet. Şimdi ama geçti. Şöyle söylüyoruz arkadaşlar, sizler için derlediğimiz toparladığımız her şeyi aktardık, bizde bir şey kalmadı. Hani ne derler artık, içerikçiye zeval olmaz. Biriktirdiğimiz bütün bilgileri Shadowlands geliştirici güncellemesi yayınıyla ortaya çıkan ve sonrasında söyleşilerden edinilen bilgileri sizlere temiz temiz aktardık diyoruz. Sorularınız varsa arkadaşlar sormaya devam edin, bizler buradayız biliyorsunuz. Görkem özellikle sosyal medya üzerinde çok aktif. Murat'ın yazılarında sorabilirsiniz. Bizim yayınlarımıza özelde gelip sorabilirsiniz ki bu yayını kaçırdık deyip üzülmeyin. Yayının tekrarını YouTube'a atacağız. Orada da birikmiş sorularınız, akılda kalanlar varsa alt tarafta yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Son bir şey söyleyeyim sizlere. Ayın 26'sına mı denk geliyor abi? Evet. Ayın 26'sına denk geliyor. Kitap da o zaman çıkmış olacak. Shadow Rising ile ilgili bilgileri de derleyip ayın 26'sında Lore Konseyi olarak yine karşınızda olacağız arkadaşlar. Olacak. 14'ünde çıkıyor 2 gün sonra. Illidan'ı söyledik. Evet. Illidan'ı sorduk. Kaçırdıysan nacizane YouTube'dan tekrarını dinlemeni tavsiye edeyim. Çünkü arkadaşlara da tekrar ettirmemiş olalım. Çünkü ben cevabını şey verdik. Ben şey diyeceğim abi ama. Hı, söyle. 9 Ağustos'ta bir Lore Konseyi var. Hı-hı. Ben daha sonra şehir içine çıkıyorum. O tarihte hani belli olmaz. Belki bir iki hafta olmaya. Bir yayı kaçırdım. Onları sonra evet. Bakarız. Kendi içimizdeki şeyler diyelim. Ve 26'sında Shadow Rising ile karşınızda olacağız diyoruz ve arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, takipte kalın. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler arkadaşlar.